Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet abi, dersimiz Dima 3 mü? Bu Dima 3 abi. Sizinle birlikte 3. Bizim yaptıklarımız fazla oldu biraz. Tamam, beraber yaptığımız. Beraber yaptığımız 3. ders abi. Biz sizden önceki son yaptığımız derste, yani konuştuğumuz şeyi bir şekle döktük. Evet. Ne konuştuk ders boyunca? Önceki derslerimizin tezekküründen sonra üzerine ne eklediysek bu şekle döktük abi. Bu kalp, aslında biz bunu bir elma olarak düşündük abi. Kalp olayını. Yasak meyveden şeyle. Şimdi abi iki tane ifademiz vardı. Birisi makes efkar, birisi de makes-i nur imam. Şunu bir kalp olarak düşündük. Kalbin içerisinde bizim bildiğimiz ne var malumat olarak? Vicdanı biliyoruz, dima biliyoruz, lümme-i şeytani, latife-i insaniye var. Şimdi bu ifadelerden ikisi neydi? Zaten burada da ifade edeceğiz biraz sonra. Bu şekil onun kaba hali. Geçelim o zaman bunu. Diğer tarafa geçelim. Buna gerek kalmadı. Ne onu gösterecektin? Bu o abi. Yani o konuşurken böyle yaptık. İşte sonra onu biraz yani, temize çekelim. Temize çekilmiş abi. Şimdi neydi abi? Makes-i nur-i iman dediğimiz zaman... Biraz böyle de yatırsana. Biraz tepe ön bana doğru gelsin. Gel. Tepe bana doğru yatsın. Öyle biraz daha. Daha yatıyorum. Sorun işte zaten. Tekamül öyle. Tamam. Çünkü yansıma olmuyor bu sefer ışık. Değil mi? Orada da olmuyor ben. Evet abi. Şimdi abi hani bir imandan bu ifadelerde makes-i nur-i iman ve makes-i efkardan bir tanesi makes-i efkar dima dış alemden duygular vasıtasıyla alıp zihne doğru. Yani geçiyor. Onu gösterir misin oradan? Şuradan efkar abi. Yok oraya girmeden. Başlangıcı bak. Masnuat. İlim yok, masnuat yok mu? He, masnuattan abi. He, oradan baştan. He, masnuattan gelen şeyleri biz zahir o şeyde duyularımızla dima geliyor muhatap. Dima onu imanın anlayacağı şekilde çevirmesine biz efkar diyoruz. Akıl öncülüğünde efkar yoluyla, fikir yoluyla kalp içi vicdan ulaşması. İrade zihin. İrade zihin. Bir de diğer türlü olan kalbe gelen iman ziyasının dimağda nur şeklinde kendini göstermesi. Yani şeye geliyor, ziya dimağa geliyor. Zimada ziya dimağa geldikten sonra bu makes olması olayı şey oluyor. Tahayyül nur oluyor. Tasavvur nur oluyor. Ben buraya şey yapmadan bir şey ekleyeyim. Şu masnuat elini koyar mısın? Masnuattan o bak oradan giriş var ya ilime. Evet abi. Orada okların orada dur. Şimdi bak duygular vasıtasıyla içeri giriyor mu? El dokunuyor, şekili, evet abi. Koku, tat, göz, kulak değil mi? Doğru abi. Ha, dima bir işlevi ortaya çıktı. Dokunma, koku, tat, renk, şekil, ses, dima bunu ilme dönüştürüyor. Santral vasıtası. Evet, santral vasıtası. Ama ilim nedir yani bilmiyoruz. Herhalde bir ilim diyor zaten. Bilmiyoruz ki ne olduğunu. Bilmiyoruz abi evet. Ne olduğunu bilmiyoruz. İlim diye konuşuyoruz. İlim nedir? Manevi nur. Ne demek ya manevi nur? Manevi nur nedir? Bak şimdi. Telefonla video çekiyorum. Ses çekiyorum. Yani ne yaparsam batarya bitiyor mu? Bitiyor. Şimdi batarya filme nasıl dönüşür? Mesela sokak lambasında paneller var. Güneş enerjisine karşı böyle panel. Güneş enerjisi lambaya dönüşüyor. Kırmızı, yeşil, sarı. O güneş enerjisiyle panele şeyi topluyor muyuz? Enerji. Gel evde buzdolabı çalıştır. Güneş enerjisi 40 milyon santigrat derecedeki ateşten çıkan enerjiyi buzdolabı soğutmada kullanıyorsun. Zıttı zıttına nasıl dönüştürüyor? Bak, ateşi soğuğa dönüştürüyor. Bir daha. Ateşi soğuğa dönüştürüyor. Mesela merkezine 40 milyon deniliyor. Kabuğunda 6 bin. Neyse. Şu panel var ya panel. Hem bu arada söyleyeyim, bu bilgi malumattır. Bunu çıkarma diyoruz da işte. Ha, şu anda konuştuğumu çıkar, şer. Şimdi panel var ya panel. Güneş vurdu. Panelle akü depolandı. Enerji değil mi? Bu depolandı. Bu gündüz enerjisiyle dopalanıyor da sokak lambası. O aküyü getir eve. Klima çalışmaz mı? Çalışıyor. Buzdolabı çalışır. Peki soğutmaya nasıl dönüştü? İşte
dimağın böyle bir işlevi daha var. Sıpı değil. Nedir o? Dokundum. Taş mıdır, toprak mıdır, kadın mıdır, erkek midir, oğlu mudur, kızı mıdır, yavur mudur, düşman mıdır? Dokununca hissedersin. Kaşıntıyı mesela. Bir. Bu kokuyu. Tadı. Ve kulağı. Bunu ilme dönüştürüyor içeride. Dima yapıyor bunu. İlim nedir? Manevi nur ama nedir bilmiyoruz. Şimdi ben bilmiyorum. Bu anlattığınızı basamak olarak kullanıp, yani o zaman elektrikte her şey var diyebiliriz. Ya da her şeyi çalıştıracak bir kabiliyet var. Var. O çıkıyor. Nurda yani. Bundan çok daha acayip abi dimadaki o manevi nur. Yani manevi elektrik. Şimdi bizim buradaki şeylerim sadece mesela pili videoya dönüştürdü. Tek bir dönüşüm yaptı abi. Elektrik işlevi olarak. Ama dimağdaki bundan çok daha acayip abi çok farklı şeylere dönüştürüyor. Evet. Böyle bir kabiliyeti var. Yani belki hassiz şeylere dönüştürüyor. 18 bin alemin o karşılıklarına dönüştürebiliyor. Birbirini dönüştürüyor. Mesela 18 bin alemi bu aleme dönüştürüyor. Bu alemi de 18 bin aleme dönüştürüp malzeme yapıyor. Mesela cep telefonuyla videoyu çektim. Şekil yok mu? Ses yok mu? Renk yok mu? Bir sürü şeyler var. Şimdi batarya videoya nasıl dönüşüyor? Elektrik video olur mu? Hayat ahirete mi dönüşüyor? Hayat ahirete dönüşüyor işte. Şu batarya dünyadır, dünya hayatıdır. Onunla elde edilen Word sayfası, mail gitmesi, mail alması, resim göndermen, videoya dönüştürmen, ses dosyası yapman. Ya batarya, batarya ya filme dönüşür mü? Batarya film olur mu? Ha, hayat var ya dünya. Dünya ahirete dönüşmesi şu. Çekerken video oluyor, olurken çekiyor. Aynı şey değil mi? Zaman yok değil mi? Batarya bitti, hadi video yap. Hayır. Bitme demek video demektir. Öyle değil mi? Sıra yok ha. Bir daha söyleyeyim. Videoyu çektim, hadi bakalım bekliyoruz. Videoya dönüştür. Değil. Çekerken videodur. Batarya bitmesi video demektir. Video demek batarya demektir. Aynı anda oluyor. Yani ya ardubleyi veya sema aktü. Ey sema suyunu kes. Ey ar suyunu yut. Dediği anda oluyor. Olduğu anda söylüyor. Onun için ayettir. Aynı buna benzer söz söyleyebilir insan. Ama içerisinde ilim, irade, kudret yok. Yani ey sema suyunu kes dediğin zaman su kesilir mi? Kesilmez. İşte bak burada dimağın bir vazifesi çıkıyor. Yani bak batarya bittiği anda video oluyor. Video olduğu anda batar. Aynı anda oluyor. İşte dima da böyle bir santral ama 18 bin alemden geleni bize uygun yaşadığımız hale formatlara indirgiyor. Dışarıdan alınan 7 duyguyla, Ustad 2'de sevk ve şefki de ekliyor 7. Alınanı 18 bin alem her bir aleme ayrı bir form. Mesela alemi misalla alemi mananın içerisi farklı. Bu dima aynı aldığı elmayı alemi manaya farklı formatta koyuyor. Lef-i mahfuz'a ayrı atıyor. Arş-ı azama ayrı atıyor. Ziyada. Böyle aynı anda yapıyor. Yani video biterken video oluyor. Videoda ne var? Renk var, şekil var, ses var, hareket var, duran da var. Ama ilim nedir bilmiyoruz. Yanlış şunu kesin biliyoruz. İlim subutu sıfattandır, canlı ve ruhludur, şuurludur, seni bilir. İlim seni tanır. Çünkü Hazreti Ali diyor ki, mal mı daha kıymetlidir ilim mi? Malı sen korursun, korunmaya muhtaçtır. İlim ise aldın mı? İçeri gir. İlimi korumuyorsun, öyle bir şey yok. İlim seni korur diyor. İlim canlı ve ruhlu ve şuurludur. Bak bir daha söyleyeyim. İlim canlı, ruhlu, şuurludur. İçeri girdi, beni korur. Mesela hiç dokunmuyorsun. Biraz önce yemekte oldu kahvaltıda. Bir vurgun yedim. Tak diye bir sağladı beni. Bir sağladı ha. Böyle bir yaptı. Hiç dokunmadım. Yalnız böyle vurgun yani ziyaret edildiğimi anladım. Ama ne yaptı ilim? Tak tak. İlim onu tard eder mesela. Çık dışarıya. Çık çık çık. İlim onu tard eder demiyor mu? Vesvese. İlim onu yani faildir fail. Faili muhtardır ilim. Çık bak ilim onu ilimle çıkartısın demiyor. Ben malzeme var da ben çıkartıyorum ama ilimle. Hayır. İlim onu tard eder. İlim faildir, canlıdır, ruhludur. Ne yaptığını bilir. İlim seni korur. İlim faildir, fail. Ne olduğunu bilmiyoruz ki. İlmi malumat zannetmişiz, koymuşuz ülfet belasına.
Allah işte üzerimizi bunlar örttü işte. Dimağda meratibi ilim diyor zaten. Meratibi ilim. Ne yapıyoruz? Çalışan dim var o zaman. He? Çalışan içeride ilim. İlim ama ne olduğunu bilmiyoruz. Manevi nur diyoruz. Tamam mı? Bak şimdi. 7 tane duyguyla gelen içeride bu 7 tane sağdan gelen 7 tane renk 18 bin aleme aynı anda aldığı anda oluyor, olduğu anda alıyor. Aynı anda efendim diyelim ki evamiri tekviniyeye, diyelim ki mecula, arş-ı azama, kürse, cennete, cehenneme aynı anda onu dönüştürüyor. Mesela gelen sesi, şarkı türkü dinledim, aynı anda cehennemde malzeme yapıyor hemen. Mesela bu ders şu anda dinlerken, şu anda dinliyorsun. İşte şu anda sırat vicdandır. Köprü dimağdır. Sırat köprüsündeyiz zaten. Ne yapıyor? Hemen dönüştürüyor. Hemen dönüştürüyor. Hemen demek de fazla geliyor bana. Hemen dönüştürüyor. Sıraya koydum. Hemen dönüştürüyor. Böyle bir şey yok. Girdiği anda oradadır. Her an dönüştürüyor diye bak. Yani girdi oradadır. O zaman paralel evren. O zaman yani. Bu paralel evren bir şey değil. Burası şu anda orasıdır. Yani ya ahiret, ahiret dünya. Aynı, aynı. Dalga boyu falan. Şöyle bir sınıflandırma yapsak abi o zaman. Ben bunu daha önce tefekkür ettiğim için söylüyorum. O zaman vücut eşittir kudret. Adem eşittir irade. İlim yok. Vücut, adem. Kevne neyi koydum ben? Bir dakika. Tekvin mi? Yani tekvine ne? Tekvine adem. Subutu sıfata. Sıhhati sıfat değil mi abi? Sıhhati sıfattan tekvin ondandır ki mesela ben çok uğraştım. Vücut kudrete bakar. Kudret adem alemlerine şey yapmaz. Zemin olmaz. Evet. Tekvin var ya tekvin. Tekvin vücutla ademin olduğu şey. Oradan kudret tekvinden emir desek ona. Tekvine. Emir. Tekvin karışık mı yani abi ademle vücut? Evet, öyle. Evet. Dünya oluyor yani. Her şey yani. Ha. Tekvin. Ondan sonra vücut, kudret vücuda çalışır. Ondan sonra vücuda çıkanlar hepsi kudretle çıkmıştır. Adem'de kudret tahallük etmiyor. Kudret tahallük etse vücuda çıkar, çıkmaz. O zaman tekvinde duruyor. Emir. Emir ama, emir şu. Emir ikisinin bütünlüğüne mi dedin? Evet abi, evet. Bu şekilde tefekkür. Evet. Çok ilginç. Vücut kudrete... Adem alemleri tekvin. Ama Adem tekvinde sif Adem yok. Yani hepsi var. Kudret oradan, kudret subutu sıfattır bu tarafa yakın. Tekvin ise daha merkezdedir. Allah'a. Daha arkadadır. Zaten sıfat çünkü. Yani öyle gözüküyor ki sanki ilmin de arkasında. Evet evet. Tekvin ilmin de arkasında. Ama ne olur şunu, ilmin ne olduğunu bilmiyor. Çünkü fail-i muhtar seni koruyor. Canlı kabirde seni okuduğun Kur'an senin canlı ve ruhludur. Yaptığın şeyler şu anda canlı ve ruhludur. Yani arkadaşlar burası bir tuhaf değil mi ya bu alem? Garip değil mi? Ya bu alemi yeni anlamaya çalışıyoruz. He ya garip İman değil. İman her ne kadar hakikat-ı lehü mahfuzda da olsa mahiyeti tekvinde diye düşündüm. Çünkü merati bilim gözüküyor. Evet aferin doğru söyledin. Hakikati lehü mahfuzdadır iman. Mahiyeti tekvindedir. Bir daha söylesene. Çok harikadır. Çok harikadır. Harikasın bugün maşallah. Güzel. Bir daha söylesene. Ha bunu koltuğumu da şöyle yapayım. Abi şimdi merati bilim gözüküyorsa, yani bende merati bilim gözüküyorsa, ben merati bilimin dışında bir şey olmam lazım. İlme dönüştürüyorsam bir şeyi, ben ilim olmamam lazım. İlme dönüştürücü olmam lazım. O zaman ben daha geri planda olmam gerekiyor ki bu emir veya tekvin oluyor işte. Şimdi abi yani sonra zati sıfat mı olman lazım? Zati sıfat abdan gelen bir şey. Zati sıfattan olması gerekiyor. Zati sıfattır tekvin. Hmm. Mesela kudretle karıştırılıyor. Ulemalar arasında ihtilaf olmuş. Hmm. Bir kısım ulema tekvini koymuş, subuti sıfata koymuş. Hayır. Tekvin zati sıfattır. Subuti sıfatın daha arkası, daha latifi. Çünkü subuti sıfat vücuda bakan alemlerin kaynağıdır. Sem, basar, kudret. Orada adem yok yani. Gerçi ilmin ilimde orada mertebe olmadığı için adem yoktur.
Bir şeyde mertebe olması için zıddının müdahalesi lazım. Sübut-ı sıfatta zıt yoktur. O zaman sübut-ı sıfattaki ilimde mertebe yoktur. Allah'ın ilmi olduğu için. Orada Adem şeyi yok. Adem nerede var? Tekvinde var. Daha arkada var. Çünkü sübut-ı sıfatta kudret var. Kudret müsaade etmez Adem'e. Çık dışarıya der. Çık dışarıya benim burada olamazsın diye. Kızıyor bir de yani. Adem neydi? Mektubattaki şey, ilmin şeyi değil mi? İlmi, vücudu, yani, vücud ilmiye perde olmuş bir umbandır. O ilim, o subutu ilim değil mi? Subutu ilimdir ama bize çıkışı o. Yani mesela levh-i mahfuzda meratip var. Adem var orada. Nerede mertebe var? Adem var. Ama subutu sıfatta mertebe yok. Yani siz Adem'i nereye koyacağım dediniz? Zati sıfata mı gitti? Adem'i kevne gitti canım. Çünkü Adem'de vücut meratibi de var. Zaten Adem vücutsuz vücut. Vücuda zemin olmuş bir zeminsiz zemin ya. Adem olmasa vücudu nereye koyacaksın? Ama vücudu koyduğumuz bir zemin deme. Vücudu koyduğumuz zeminsiz zemin. Sıfatsız sıfat. Şöyle diyeyim. Zamansız zaman. Mekansız mekan. Ben burada başka anlatamıyorum ya. Adem ya. Hiç değil mi? Ama varlığın ifade edildiği zeminsiz zemin. Varlık kardeşim subutu sıfatta ifade ediliyor. Subutu sıfatta Adem yok. Sen, basar, ilim, kudret, hayat, irade. Zat-ı sıfatta ise muhalefetun havadis. Kıdem, beka, tekvin. Orada işte o tekvin. Zat-ı sıfat, mahiyeti zatiye daha latif. Subut-ı sıfat bize yakın. Subut-ı sıfatın kaynağı şöyle diyeyim. Nur-u Muhammed'i kaynağı esma. Esmanın kaynağı sıfat. Hangi sıfat? Subut-ı sıfat. Subut-ı sıfatın kaynağı zat-ı sıfat. Zat-ı sıfatın kaynağı şuunat-ı zatiye. Tamam? Şuunat-ı ilahiye var, şuunat-ı zatiye var. Detay başka yine. Onun da kaynağı manyet-i zatiye. Ya şu ilim canlı ve ruhludur. Adem mesela, Adem bambaşka bir şeydir. Adem'le kim meşgul olur diye bir sesli ders var. 5-6 dakika atmıştı bize. Adem'le kim meşgul olur, kim olmuş? Mesela neyse. Evet abi. Şimdi burada mecbur iş yaptım, kusura bakma. Estağfurullah, güzel oldu. Masnuattan, o 7 tane var ya, elini koyar mısın masnuattan? Oradan ilime gir, bak o. 7 tane, bak ok içeriye doğru. Orada dön, o şeyde dönüşüm var. Şurada dönüşüm var. Ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. Ondan sonra bu efkara geliyor. Efkar neydi? Süzgeç. Süzgeç. Ondan sonra iman balını oluşturuyor. Fehim, süzgeç, efkar, yol. Yol, yol, yöntem. Ha, onu şey yapıyor. Fehim, süzgeç. Süzgeç. Bu yol mu? Evet abi. Aklı neyse o detay. İman oluşturuyor. Bundan sonra dışarıya vuracak. Bak dışarı çıkış. Çok güzel yaptı. Şimdi daha önceki bilgilerimiz de bunun üzerine bina ettik abi. Ne dedik? Dima, vicdan dedik. Sonra ne dedik? Dima, ihtiyara, vicdan, iradeye bakar dedik. Dima ile giden kurbiyetle gider. Dimadan vazgeçip vicdana geçer, akrebiyete ulaşmış olur. Çok güzel. İkisini kullanan aslında. Yani dima nasıl kullanacağını bilen diyelim. Ya daha doğrusu vicdana dimayı kullandıran. Dimada cezbe var. Lemat'ta geçen bir ifade bu da. Vicdanda incizap var. Vicdana geçen incizaba kapılıyor. Hakikatin incizabına geçmek kapılan vicdana geçmiştir. Hakikat sarmıştır yani. Hakikat sarmıştır. Şeyde nur-u imanda abi mesela nur-u imanın burada bir tanımı çıkıyor. Nur-u iman nedir ki? Külliyatlar çok geçiyor. 72 tane geçiyor ki 23. sözde var ya abi. İnsan diyor nur-u iman ile alayilliğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Buradaki tanımda ne oluyor o zaman? Kalpten, vicdandan dimağa, imanın ziyasıyla, makes etmesiyle oluşan, yani masnuata, kainata bu şeyle bakan, bakmak tarafı, nur-u imanın tanımı. Ha, şundan... Nur-u iman nedir? Vicdandan dimağa olan yöndür. Evet. Şuradan... Buraya olan yöndür nur-u iman. Şuradan biri. Ziya geliyor oradan. İmandan, nur-u imanın tanımı çıktı yani buradan. Nur-u imanın. Ha, çok güzel. Burada iman ziyası, iman ziyası buraya geliyor. Burada nur iman şeklinde kendini ifade ediyor. Dışarıya. Evet abi. Hani diyor ya, şeyde hüda kalpte işler, dimağı işletir diyor. İşletir. İşte bu nur iman oluyor abi.
Dışarıya çık. Okun dışarısı mı? Ha. Dışarı. Bak o yazıya elini koyar mısın? Burası. Ha, Nur İman. Şeyde diyor abi, günahlar kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta Nur-u İman'ın çıkarıncaya kadar katılaştırılıyor. Mesela o ne oluyor? Dimağı mı karartıyor yoksa vicdanı mı? Şimdi onu tam şey yapamadım. Nur-u İman yani böyle bakınca değişik, ilginç oluyor. Hı. İslamiyet mi oluyor? İslamiyet, yani fizikseli İslamiyet, melekutu Nur-u İman. Yani bir iman, de söyle dur. Şimdi dışarıya hani çıkıyor ya. Hani hareketler etme, şunu, şunu olsun o kadar. Dışarıya değil. Çıkan fiiller. Dimağdan dışarı çıkan yani İslamiyet. Yani nur-u iman varsa İslamiyet'in netice vermesi lazım. Doğru. Yani İslamiyet'in zemini diyeyim veya malzemesi. Nur-u iman varsa İslamiyet'i olur adamın. Tamam doğru doğru. Çünkü eli dışarı çıkışı. Tabii çünkü ziya İslam. İmanın ziyasıyla diyor ya. İşte İslamiyet soğuluyor ama sen dediğin gibi olmaz ki. İmalan çıktı. Dışarı çıktı. Dışarı çıktıktan sonra. Tamam tamam. Yani Nur-u İman bu sefer, yani benim alemde çok şey oldu. Yani kalpte, vicdandan dimağı olan taraf. Yok. Yani, çok ilginç. Evet, tamam. Bu yani, bir buluş bu külliyattan. Şunu 72 bunun tane, altına çizebiliriz. 72 evet. Tane Nur-u İman var. Bir sürü Nur-u İman. Mesela 23'ün sözünde hep Nur-u İman diyor. İçine girdi. O zaman şu dimağın bir vazifesi de çıktı. Vicdani iman, kalbi ve ruhu imanı dima şeye dönüştürüyor. Yani dima eyleme dönüştüren şeyi. Evet. İman eyleme dönüşür mü? Dönüşürür işte. O taraf işte. Evet. Dima varsa vicdandaki şeyin eylemsel karşılığı olması lazım. Bu da hani dima sormayanın eylemsel bir şeyde yoktur. Zorunluluğu yoktur. Yoktur. Yok. Nur-u imanı olmayanın belki de. Evet. Evet. Devam. Bir daha söyler misiniz abi? Not alalım. Ne? Dima'nın bir vazifesi daha dediniz. Dima'nın da bir vazifesi işte bu. Ruhi ve kalbi, vicdanı olan iman var ya, ruhtaki iman ayrıdır, kalpteki iman ayrıdır, vicdandaki iman ayrıdır, dimağdaki iman ayrıdır, dört tane. Sen üç tane mi bulmuştun, dört tane mi? Dimağ... İman. İman mı abi? Şuur mu bu? Üç abi. Üç. Buldum üç. Hangisi bu? Dört tane var orada. Nerede abi? Sen üç tane mi buldun? Üç bulmuştum ben abi. İmanın. İmanın üç mertebesi. Bir, şuuru imani. Hangisi çekiyordu? Şey, iman iyi çekiyor, iyi çekmiyor. Bir de ikisi birden çekiyor. İkisi yani birden çekiyor. Daha çekiyor. Evet. O şekilde bulmuştum. Lüt dersinde abi. Şimdi abi o zaman bugüne kadar işlediklerimizi hem sizin anlattığınız hem kardeşlerim bana mail attığı şeyleri ben şeyde toparladım. Onların yaptığımız yorumları şeyler altına, mehazların altındaki yaptığımız yorumları okuyup ondan sonra şey yapacağız. şey şekli anlatacak. Cem abi. Tamam. Onu o zaman düz oku. Okuyayım geçsin. Hemen Cem'e verelim şeyini. Mehazlar uzun süre. Mehazlarda santral ifadesi için ne kullanmışız, ne yorum yapmışız. Şimdi abi santral dima için biz bir santral ifadesi kullanmışız. Bunun için en sağlıklı bizim şeylerimizden bir tanesi. Bulabildiğimiz en açık ifadelerden bir tanesi. Üstad dima telsiz, telgraf, telefon santraline benzetiyor. Bunu biz şu şekilde yorumlamışız abi. Dima hakkında bildiğimiz en sarı ifadelerden birisi. Burada dima santrale benzetilmektedir. Telsiz, telgraf, telefon santral nasıl çalışır? Gelen sinyalleri tanımlar ve cevap verir. Kainatın merkez manevisi olduğunu söylüyor abi üstad. Maddi ise beynimiz diyebiliriz. Çünkü burada gözüküyor ya. Çünkü beyin bir de santral müsülü çalışmaktadır. Nasıl beyine gelen sinyaller tanımlanıp tekrar komut veriyor. Verdiği komutlar sanki vücudun her yerinde aynen oradaymış gibi. Beyin yani buraya komut veriyor, sanki buradaymış, burayı biliyormuşçasına beyin komut veriyor. Dima da öyle, kainatın her yerini bilmesi lazım ki hem şeyden gelenleri, vicdandan, zihinden gelenleri tanımasın, dışarıya eylem olarak aktarsın. Hem eylemsel olanları alsın içeriye, vicdan aktarsın ki vicdanın neyi kullanacağını bilmesi lazım. O yüzden hani vücut merahati bir de dima şeyin üstünde, kalbin üstündedir. Bir dakika. Niçin kalbin üzerinde de bir daha anlat bunu. Çok ilginç bir yorum. Abi çünkü... Bir daha bu konuyu bir daha anlat. Şimdi dima şeye gelenleri manevi merkezisi diyor. Kainatın manevi merkezisi. Manevi merkezisi diyor. Şimdi manevi merkezisi ise şeye yani dima neyin, zihnin neyi işleyeceğini bilecek ki hani ilmi işleyecek ki, ilme çeviriyor ya. Onun ne işlediğini bilecek ki ona göre çevirecek. Bu adam bu işine yarar. Mesela mana alemine bir şey gönderecekse dima onu ona göre çeviriyor.
alemi misali bilecek ki ona göre çevirecek. Ha dima bunu bilecek. Bilecek. Dima, kalbi, vicdan hepsini bilecek, bilecek ki hakimiyet ondan olur. Sonra o malzemeyi al bunu işte diyecek. Ben ne lazım olduğunu nereden bilecek yoksa? O yüzden mana vücut meratibinde kalbin üstündedir. Levh-i mahfuza bakıyordu. Evet levh-i mahfuza evet. Kalp aşağıdadır şeceri hırkatte. Niye o? İşte ha? Yani bir hakimiyet olması lazım. Hep oradan şey yapılıyor. Çünkü vahye ilk muhatap orası. Yani vahye, risalete, dima aklı olmayanın dini yoktur ki. Dima abi yani bu akıl değil yani. Değil dima canım. Dima zaten bütündür. Aklan da üstün. Dima akıl nerede? Daha çömez orada. Ama antika bak bunu bulduğu çok şey. Ben de doğru mu anlamışım? Evet abi doğru anladım. Yani dima kalbe daha kim olacak? Vicdana daha kim olacak? Ruha daha kim olacak? Diyecek ki al sen bu paketi. Al da sen bu paketi sen bu işi. Doğru mu? Doğru abi. Dolayısıyla böyle bir makamda oturduğu için ilk muhatap, vahiy ilk muhatap dimadır. Onun için lef-i mahfuz arştan üstün olması lazım. Ve yani böyle saldığım çayrı hesabı da çünkü bunun bir delili de şudur ki makesi efkar imanda gördük ya makesi dima. Makesi efkar dima. Makesi nur imanda gördük ya abi vicdandan geleni de çevirip dışarı aktarabiliyor. Evet. Orayı da biliyor. Hem oradan geleni o tarafa aktarıyor hem dışarıdan gelen zahiri alemden gelen batına aktarabiliyor. Böyle bir özelliği var. Hani bu santral ifadesi bu şekilde yorumlamışız abi. Ondan sonra kalbin yeri, fikir, bekçi iman. Şimdi bu bir de demiştik ki fikir şey için bekçi iman ifadesini kullanmışız abi. Şunları bilersin biraz sonra dimağın şeyi çözülür. Şurada bekçi iman şurada. Ben ekrana koydum buraya şey yap. Evet abi bekçi iman. Şuraya yapayım. Şunun ikisini şeyde ileride anlatacağı için bunları şey yapmayacağım abi geçmeyeceğim. Zamanı varımızda almasın diye. Ha, şuraya ha ben siyah yaptım. Ha. Tamam bekçi iman. Fikir dimağ içinde bir birim olduğuna göre. Dimağ işin başında tefekkür ile bütünlüğe gelerek kalbe bekçilik vazifesini yapıyor. O zaman dimağın başka bir özelliği bekçiliktir. Kalbin bekçiliğini yapıyor. Bekçinin vazifesi ise bölgesini kontrol altında tutmaktır. Hı. Bizim için, bizim mesleğimiz abi. Bizim mesleğimiz. Polislik yani. Tabii belli caddeler arasında bize verirler. Ben sokakta çalıştım uzun süre. O bölgeden sen sorumlusun. Bölgeni kontrol altında tutacaksın. Girişten, çıkıştan, hırsızlıktan artık ne varsa elinden geldiği kadar bölgeni kontrol altında tutacaksın. Bu da yine dimağın hakimiyetiyle alakalı. Kalbin sorumlusu dima o zaman. Sorumlu. Yani, bekçi. Yani böyle bir dış zarı gibi abi. Öyle gözüküyor. Hani bir hücre zarı gibi. Girişten, çıkıştan, her şeyden sorumlu. Sonra abi feylesuf ona bir dima malik olmaktan bahsediyor üstad. Ne? Feylesuf ona bir dima malik olmak. Feylesuf hali. Feylesuf hali bir dima malik hali. Olan bir muvahhid. Demek ki o zaman şeylerin dimağını sınıflara ayırabiliyoruz zaman içerisinde. Şekil verebiliyoruz dimağımıza. Yaşantımıza göre. Yani felsefeci üzerine felsef olana bir yaşantı olduğun zaman felsef ona bir dimağın oluyor. Sayısalcı üzerine bir yaşantın olduğu zaman dimağın o şekilde. O şekilde mühendis bir dimağın oluyor. Ama buradaki felsef dünya nazarıyla dimağı kullanmak ve evet. Alet namına kullanmak olabilir. Ya tabii fark etmez ben. Tabii. Neyi yaşıyorsan dimağın o şekildedir. Ahmet Üstev abinin layıkalarda ben gördüğüm kadarıyla abi. He. O aşağıda. Hangisi? Film makinesini. Ha şunu şey yaptın geçtik mı? Geçtik abi. Zaman içerisinde değişken oluşu dedim abi. Ha biraz önce. O zaman hem ben de böyle yapayım anlattığın şeyi. Film makinesini Ahmet Üstev abi kullanıyor. Bir tek o kullanıyor zaten bunu. Film makinesi. He. Yani şey, filmin makarının içerisindekini karşı şey. Benim bulduğum kadarıyla bir tane Üstev abinin mektubu var layıkalarda. Dima ile konuştuğu. Ondan sonra bir tane Sabri abinin var. 4-5 tane de Ahmet Üstev abinin dima ile alakalı mektubu var. Vay be 4-5 tane. Ben dua hükmünde olsun diye buraya kendisini aldım abi. Derse alakalı. Çok harika. Ruhu Hazire'nin bulunur burada. Dimacı gibi duruyor. Dimacı gibi duruyor. Hatta öyle sınıflandırmış ki abi dimağı. Bayağı da iyi anlatmış. Bayağı iyi anlatmış. Diyor ki, biraz okuyayım mesela. Sonsuz rahim olan Allah'ın Halik Azim'in kusursuz olan bu kasrının temaşaya doyamayan ruh. Kendini abdet ediyor. Rahmetin nihayet derecede incelikleriyle tanzim ve idare edilen cismine bakıyor. Duygular arasında yalnız muhayyeresine hasr-ı nazar ediyor. Şeyin anlıyor, miracını anlatıyor abi. Bu muhayyelerin dimağda kendisine tahsis edilen mahalli bir hardal tanesi iken, her zaman bütün alemi sinema şeritleri gibi hayal hanesinde dolaştırır. Sinema şeritleri bir aletin içerisinde çalışıyor. Dimağda umumen makine gibi düşünmüş abi. Devamında o şekilde anlatıyor. İşte şu ayrı, bu ayrı tek tek şey yapmış, ne varsa dökmüş ortaya. Oku istersen. Tamam.
Devam edeyim abi. Hafıza bir çeşit, akıl ayrı bir çeşit, fikir başka bir halde, kalp daha başka. Kamil insanlarda hali faaliyette olan diğerle taif daha başka bir şekilde. Demek ki olmuş kamil insan abi. Daha başka bir bahsettim. Çünkü şahit olmadığı şeyi nasıl anlatacaksın? Basra, Samiya, Zayka, Lamise, Şamme gibi havas zahirin istihab ettikleri manevi sahalar nispetle nihayet derecede küçük bir dimağda yerleştikleri halde yek diğerine karışmayarak, biri diğerinin vazifesine müdahale etmeyerek ayrı ayrı vazifelerde, ayrı ayrı dairelerde gayret muntazam çalıştıklarını ve hatta etbaanın bile senelerce tahsil ederek içinden çıkamadıkları vücudu beşerin her bir kısmının, her bir uzvunun inceliklerini görüyor. Dima biliyor bunlar. Ruh görüyor. Zaten bilgi olarak anlatmıyor yani, tarif gibi anlatıyor. Tarif ediyor. Yani bilgi vermiyor. Bilgi değil yani, böyleymiş, böyleymiş, öğrenmiş. İmiş beşi. Değil, değil yani. Anladım ki falan değil. Şahit olduğu şeyi anlatıyor yani. Ruhun üstünden bakıyor. Ruh hazreti. Sonra evet. Bitti ha. Yani devam ediyor abi. Almadım fazlasını. Ama baya böyle şu şuradadır, bu buradadır. Baya bir çözmüş abi. Ballalay kaç? 189. Tamamını okumak isteyen abiler varsa. Sonra devam ediyorum abi. Dimağın çözülmesinin bize ne faydası olacak? Şu. Evet abi. Dimağımızı vahye bağlayıp, dimağı çözdük ya, bilmediğimiz bir şeyi nasıl bağlayacağız bir yere abi? Mesela şu kablonun biz ne işe yaradığını biliyoruz ki, bilgisayara bağlıyoruz. Ya da kameranın kablosu, ne olduğunu, ne olmadığını, USB midir, HDMI midir, ona göre bağlıyoruz. Dimağımızı vahye bağlayıp Rabbimizin maddiyatı dairesinde yaşayabilmek. Çünkü üstad külliyatın hemen hemen bir her yerinde yani vahye bağlanmayı, zekayla aklın ayrımını anlatıyor. Dima emri itibari ve emri nispi yaparak bizi vücut alemleri için konuşursak dedim abi, hareket imkanı sağlıyor dima. Vücut alemleri için konuştuk ya biraz önce şey içinde. Hareket imkanı sağlıyor. Hani hem kendi içerisinde şey yaparak, sınıflandırarak yani kendi birimi alt birimleri yöneterek, hem hani tahayyül, tasavvur yöneterek kendi alt birimlerini bu emri itibari dışarıya da kendini nispet ederekten abi, mesela vicdana göre kendisini biliyor. Vicdana biliyor, kendisini biliyor. Lümme-i şeytaniye ya da latife-i insaniye biliyor, kendisini biliyor. Hani dima hem dışarıyı biliyor, hem dışarıyla kendini ifade ediyor, biliyor. Yerini biliyor. Yerini biliyor. Vicdana bakıyor, vicdana göre de yerini biliyor. Biliyor. Hem kendi içinde yönetiyor. Çok ilginç. Zaman ve mekan mefhumunu ortadan kaldırıyor. Hani bu zaman ve mekanın dışına çıktığı değil de zaman ve mekanı yönetebiliyor bu şekilde abi. Zaman ve mekanı. Evet. Çünkü hani mesela dima ile biz geçmişe gidebiliyoruz. Geleceğe de gidebiliyoruz. Geleceğe gidebiliyoruz. Ama şimdilik bu kadarını biliyoruz. Peki daha da farklı. Dima ile bahsi zaman tayyi mekan da oluyor abi. Dima, zamanın farklı becikleri. Mesela şu an için ben 4 biliyordum. Siz geçen 6 dediniz mesela. Zamanın 6 yönü. Bu demektir ki zamanın hakikati levh-i mahve ispattaysa dima zamanın alt hakikatına da hükmedebilir. Mesela bak İmam-ı Azam mesela dima ile bastı zaman yaparak ağzından ayet okunuyor. Sabah namazında en fazla uzun bir sabah ile güneş arasında 1,5 saat. Evet. Hatmi Kur'an yapmış. 1,5 saatte olur mu? Şimdi arkadakiler duymuş mu? Ağız çalışıyor ama dima ile zamanı bloke ettiği için, dışına çıktığı için mi, yönettiği için komple Kur'an'ı bitirmiş. Sabah namazında, farzında. Yani burada bir keramet yok bu. Bizim avamın bakışında keramet. Bu aslında realitedir. Bu vücudu vardır, bu normaldir yani. Bu aynı herkeste mümkündür. O nas değildir bu. Sistemi çözmüş, sistemi çözmüş, girmiş. Sistemi içine girmiş ve kullanmış. İnsanın hep hayran olduğu %16'sını ancak kullanabiliyoruz diye. Evet. Yani burada peygamberlerin mucizeleri. Aynı mucize evliyalarda keramet olmuş. Aynı şey bizde ilmi keşif olmuş. Ama mahiyetleri aynı, hakikatleri farklı. Şimdi dima çözmüş. Dima zaman ve mekana hakim olabiliyor. Şimdi o dimada zaman ve mekanın ayrım kavşağı zaten. Dima olmayanın ne mekanı var ne zamanı vardır. Evet. Bedensel bir hayat yaşar. Bedensel de bir zaten şey. Zamanı ve mekanı anlayan, idrak eden, onun tesirinde kalan veya tesir eden dimadır. Aynen abi. Peki dima neyle hakim olacaksın, hangisi? Kudret ismi. Evet abi. Kudret ismine kudret sıfatı. İsteyenin emrine veriyor zaten Cenab-ı Hak. Evet. Dimada. Bu fazla inkişaf ederse
adam şey oluyor, o kudret isminden fazla hakim olduğu mazi müstakbel, o zaman her gecesi Kadir gecesi oluyor. Evet. Dimada yapıyor bunu. Ondan sonra sabah namazında bir giriyor, doğru buldum. Sabah namazında farzında iki rekatta hatmi Kur'an okudu. Peki şöyle mi okudu? Zannediliyor, bazıları şöyle zannediyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Rabbil Alemin, böyle değil. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Böylelikle hatmi Kur'an yapmış. Öyle okusa bile 4 saatin altına düşmez ki abi. Bir saat. Evet. Kudretle ne alakası var, ben onu anlamadım. Kudret azami derecede mazhar olursa mekan ve zamanı sen yönetiyorsun. Yani mekan zamana kudretle hakim oluyorsun. Bu şeyle zaman mekan mefhumuyla alakalı abilerin bir iki atıfı var, onu okuyacağım abi. Şöyle diyeyim de. Kudret vücudu ilmi vücud harici çıkarttı ya. 26. lemada diyor ki mahiyet-i ilmiyedeki diyor vücudu, kudret diyor kuvvetini sürer, mahiyet-i ilmiyi vücud-u hariciye çıkarır. Kudret madem vücud-u hariciye sahibidir, çıkartıyor, ilmi vücutları mahluk yapıyor, kudret yapıyor. İlmi vücutları kudret mahluk yapıyorsa zaman da mahluktur, mekan da mahluktur ikisi. O zaman onun ilimden vücud-u hariciyi çıkaran kudret zamanın ve mekanın da arkasındadır, gerisindedir. O çıkartıyor. Kudreti sökerse ne mekan vardır ne zaman vardır. Oradan. Tabii kudret sıfattır. Dehr zamandır. Esma'yı evet, Esma'yı mı diyor? Kudretin olduğu yerde Adem de olmuyor abi. Adem olmuyor. O zaman bu zaman ve şeyini yapan bize şeytan oluyor yani. Tabii oraya mekanı şeyler, da, evet, oradan onlar oradan zanlarımız vesaire giriyor. Demiş ki abi, o zaman Hüsrev abiden... Ama yalnız kuvvette var, şey var, Adem var, kudrette yok, Esma'da meratip var. Sıfatta yok. Onun için zaten Esma'dan çıkıyorsun. Evet, yani direkt kudret burada icraat yapmıyor. Burada meratip var, zaman meratibi var, mekan meratibi de var. Sebebi kudretin kendisi değil, ona girmiyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, şimdi hatırıma geldi. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet-i ilmiye sürer, ilmi vücutları vücudu hariciye çıkarır. Zaten atom seviyesi kuvvetle başlıyor. Evet, yani kudret direkt hiç yapmıyor burada. O zaman Adem yok olur. Kudretin eşyayla mübaşereti şey olmuyor. Olmuyor, mübaşereti olmuyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, kuvvet esmadır, kudret sıfattır. O zaman vücud-i ilmiye bir mürekkep sürüyor, vücud hariciye çıkıyor. Kuvvet de Esma'da Adem vardır. Esma'nın meratiplerine olabilmesi için Adem vücutları girmesi gerekiyor. Evet abi. Hüsrev abiden bir atıf yapacağım bu şeyle alakalı. Zaman, mekan, mefhumuyla alakalı. İmamımızda asr-ı saadetin o cazibedar hayatını canlandırmış, güya mazi istikbale çevirerek bir müddet o alemde ve o nezih ruhlu, ulvi düşünceli insanlar arasında yaşatmıştır diyor abi. Kim? Hüsrev abi. Ne diyor, bir de asr-ı saadete gitmiş abi. Bir de okur musun? İmamımızda asr-ı saadetin o cazibedar hayatını canlandırmış. Canlı biliyor musun? Hayal değil. Ha. Güya mazi istikbale çevirerek bir müddet o alemde ve o nezih ruhlu, ulvi düşünceli insanlar arasında yaşatmıştır. Bir müddet. Bir müddet. Yani bunu herhalde öncesini almamış baba, artık 19. sözü mü okudu veya şey mektubu mu okudu bilmiyorum da. Veya külliyatın artık neyi onu o hale soktu bilmiyorum. Oraya gittim, o nezih ruhlu insanlar arasında yaşadım. Ama diyor bir kısa bir müddet yaşadım diyor. Çeviriyor diyor abi. Evet. Zaten kaçtaydı ya? 147 Barla'da mıydı? Diyor ki sen diyor 19. mektubu diyor ustada atfen diyorlar ve ustad da onaylamış, Barla'ya koymuş. Sen diyor asr-ı saadetteki o savaş anındaki şeyleri diyor bu kadar icmali ve tam isabetli bir cümleler kurabilmen için sen manen orada olman lazım diyor. Onu seyretmen lazım ki bunu yazasın. Evet. Bir de mekanla alakalı mesela üstadın bir şey var. Hem size bundan evvel yazdığım mektuptaki şiddetli hiddetim. Kim diyor bunu? Üstad diyor abi. Hı. Ve dimağımdaki perişaniyet şimdi tahakkuk etti ki o kahraman kardeşimizin vefatı gününden başlamış. Onun vefatıyla üstadda bir şiddet, bir hiddet. Orada dimağın da aynasında şey düştü, haber düştü yani. Yani dimağ santral. Ama şuuruna gelmedi ama dimağ düştü. Dimağ santral oradan şey almış yani. Almış. Çünkü yani. Düşmemiş. Dimağ bütün varlığın zaten 18. O ceceran eden her şey oluyor şu anda.
Senin şuurun taluk ediyor, idrak ediyorsun yoksa etmiyor. Şu anda hepsi oluyor dimağımda. Nerede? Şimdi Brezilya'da kadının bir tanesi üzüm koparıyor. Şu anda benim dimağımda o var. Buna kelebek etkisi diyor. Kelebek etkisi mi? Diyor ki mesela Afrika'da diyor bir kelebek kanatlarla çırpar diyor. Mesela Japonya'da tsunami olur diyor. Evet. Şu anda o kadının koparttı, üzümü ağzına attı ve lezzet alıyor. O lezzet var şu anda bende. Ama şuurum intikal etmediği için çıkartamıyor. Bunun 70 kat benim şuurumdan ileri düşün. Ustad 70 kat daha ustad. Resulullah hemen canlı bir ruhlu. Çünkü orada cansız ruhsuz bir şey yoktur. İçeride cansız ruhsuz bir şey var ama böyle bunlar gibi değil. İçeri giren canlı bir ruhlu. Onun lezzetiyle lezzet alıyor şu anda. O sende şu açığa çıksa sende şu anda Brezilya'da, Arjantin'de bahçede üzümü koparan kadın ağzını attı lezzetinden şu anda inkişaf etme nispetinde o lezzeti ben alırım şu anda. O lezzeti ben alırım şu anda. Aynı. Hiç o külfete girmeden. Diyeceksin ki abi Şili'deki bir kadının ağzına attığı üzümün lezzetini dima alıyor. Ya kardeşim o bir şey değil ki. Allah'tan lezzet alıyor ya. Ha, oraya gitmiş değil mi? Allah'tan lezzet alıyor. Allah emiyor. Çocuk anasını emer gibi. Tövbe yani. Yani ahirette lezzet almıyor mu? Ahireti buraya ahiretteki lezzet İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki avamın diyor cennette beklediği diyor hazları ruhani lezzettir ya. Havas ruhun da burada yaşar zaten. Niçin cennete tecelli eden esma burada inkişaf etmiş? O da Allah isim değil midir? Rahman isimdir, Rahim isimdir de Allah isim. Allah ismi kimde inkişaf ediyorsa Allah emiyor işte. Yani tövbeyi emiyor derken yani anlayın yani. Allah'tan zevk alıyor. Aşık uçtu. Allah. Şimdi Brezilya'da, Şili'deki bir kadın ağzını üzüm koymuş. Allah'la lezzetinden lezzet almak. Allah'tan lezzet alınıyor da onun üzümünden lezzet almak neymiş ki? Cennetten lezzet alıyorsun. Cennet burada. Cennet de burada. Niye? Balyer gibi her vakit onun ruhuna gelir diyor ya bu şeyde. Şahsı maneviden. Şimdi bizim burada yaptığımız ders başka yani İsa Nur talebelerine yediriliyor. O şu anda bütün Nur talebelerini dimanda ceyran ediyor. Şu anda ama idrak edenler, yakiniyeti artanlar, buna meyilli olanlar şu anda hissediyor, fikri diyor. Bizzati burada olanlar var. Hangileri? Ya avam için ölmüştür. Mektubat 57'de öyle gidip gelmeler normal. Çünkü buradan gidenler oradan gelmeye hayda diye yaparlar. İlkokul sınıfında üniversiteki dersler okutulmaz. Ama üniversite sırasında okulunda ilkokul dersleri yapılabiliyor. Önemli olan buradan oraya geçmek. Oradan buraya geçmek kolaydır. Mektubat 57'de alacağım sonra. Mektubat 57'de diyor ki evliyaların bir kısmı değil. Çoğu. Evliyaların çoğu oradan bu tarafa cismi misalileriyle geliyorlar diyor. Sinemada adamın senaryo hayalinin içine girmek gibi mi? Daha yani evet ama canlı ve ruhlu yani. Evet. Daha devam ediyorum abi. Şimdi dima müdahale edilebiliyor olması demişim abi. Hangi devam maddeye edeyim. Geçtik? Buraya geldik abi. Hangisine? Buraya geldik abi. Ha şeyi geçmişiz. Zaman mefkan mefkumunu geçtik şu. Şu mu? Heh. Hangisi şu mu? Heh, şu abi. Vücut ademleri hesabına çalışıyoruz. Dima doğru kullandığımız zaman abi. Ekranı yukarı biraz çekerseniz. Tamam. Dima kullanmamızın faydalarındayız ya abi. Heh. Vücut alemleri hesabına çalışıyoruz dima kullanaraktan. Çünkü kudret ihtiyaç dimağa bak böyle abi. Bizlere verilen cihazat ve makineler rıza ilahi dairesinde kullanılmış oluyor. Dimağı çözersek onu rıza ilahi dairesinde kullanıyoruz. Bu sayede öteki alemlere istikametli bir seyir ve taşınma gerçekleşiyor. Dimağı çözdüğümüz zaman. Dimağın bir şeyde müdahale edilebiliyor olması. Buna da atıf yapmışım abi. Buna da uzun bir yorum yapmışım. Kardeşlerin yorumlarının hepsini şey yaptım. Toparladım. Neydi? Atıfımız şu. Kalbinde nokta-i istimdat ve nokta-i istinad ile vicdan-ı beşer sahneyi unutmamaktadır vicdan. Eğer çendan, dima, tadile eşgal etse de vicdan edemez. Diye devam ediyor abi. Muhakemat 119 atıfın sayfası. Konumuz dima olduğu için vicdan kısmına çok girmeyeceğim. Buradan dima devreye sokulabileceği veya devreden çıkarabileceği anlatılıyor. Çünkü dima tadile eşgal etse de vicdan edemez. Ama vicdan için böyle bir şey söz konusu değil. Dimağın aç kapısı var yani. Var.
Demek ki cüz ihtiyar dediğimiz olay dima üzerinde Rabbimizin müsaadesiyle sınırsız tasarruf hakkımızın olması. Yani evham, vehim cihetiyle kafamızda kur. Tabi bunu kafamızda bile kurmamız için yine kudretin bir tecellisi lazım. Yani Cenab-ı Hak kudretin cilve cemal nakış noktasına bize bırakmış. Yani biz cüz ihtiyarımızda kendi alemimizde, kendi kafamız içerisinde istediğimiz gibi hayal kurabiliyoruz. Sınırsız. Anladığım kadarıyla dima üzerinde o kadar serbesttir ki yeniden programlayabiliyor da dima. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe üzerinde böyle çalıştı. İnsan kendisi yaptığı gibi dışarıdan birisi de senin dimanı şey yapabiliyor. Format atabiliyor. Yoksa yarım saatte... Ona ait şöyle bir parça. Şimdi seni görünce, sen iki kelime edince adam düzeliyor. Evet. Seni görünce hiç konuşma getir. Yarım saat. Yarım saatte bir bedevinin kemalata yürümesinin başka bir açıklaması olamaz. Sıfırdan format atılmalı. Yeniden programladı. Fabrika ayarlarına döndürmesi yetmez. Kendinden de bir şeyler kattı Efendimiz. O karşısındaki bedeli sahibi. Evet. Başka bir ifadeyle değiştirerek dönüştürdü. İsevi meşre buldu. Efendimizin İsevi yolu. Sahabe bu hallerini muhafazan etmeleri için de terakki ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hali Arap kabilesi içerisinde devam ederken hani Bluetooth gibi falan var ya, NFC, Wi-Fi, kablosuz ağlar. Açık olanlar istifade etti. Ebu Cehil bir şey olmadı. Yani Resulullah santral gibi yayıyor dalgayı. Kim alıcısı açıksa ona giriyor. Ona giriyor. O nispetle. Mesela Veysel Karani. Açık mı? Açıktı ama uzakta görmedi. Girdi ve format attı o da. Yayın yapıyor. Dimasını nefsin ve şeytanın eline verene yapacak bir şey yok. Kapatıyorum. Çünkü dima vicdana bağlamıyor abi. Dima lümme-i şeytaniye bağlıyor. Oradan besleniyor. Beslenildi sanıyor ya da. Vicdan demek ki kalpteki bulunan lümme-i şeytaniden besleniyor. Evet. Yani nefsine bir musattık bulamıyor. Çünkü vücut alemlerinde nasibi kalmamış artık. Kalbinde marifet yok değil abi. Sadece adem yönü devam etmektedir. Zaten vicdanlar susturabilseydi zulüm o kadar artardı ki hayallerin ulaşabileceği yere kadar. Vicdanlar susturulabilseydi. Vicdan çalışıyor. Ancak iptal-i his nevinden bir müdahale söz konusu vicdana. Vicdanın çalışmasına tadil eşkarla edemiyoruz. Vicdan çalışıyor. Ama iptal-i his var. Söz konusu iptal-i his var. Bu bizim bir şey geldi abi buna anlatırken de biz lise yıllarında ya da bizden sonraki nesillerde hani gençler arabayı kaza yaptığımız zaman arabanın döşünde arıza lambası yanıyor ya abi. Şimdi babamız görse kısaca yaptıracak paramız da yok. O lambaya giden kabloyu söktürdük biz ki ekranda yanmasın diye. Hissi kapatıyor. Hissi kapatıyorsun. Evet. Halbuki arabanın arızasını tedavi etmedik yani. Arabanın arızası yok. Hani ne olacak? Hani işte ebeveyn görüp kızmayacak. Yani şey olmayacak. Hani biraz da gençsin, sert kullanıyor araba. Her ağzında bir şeyler yapıyorsun arabaya. İptal hissi gelin ki bu geldi aklıma abi. Ekranda... Ekrandakini şey yok ediyorsun ama arıza duruyor. Duruyor arıza. Arıza lambasına gelen kablo var ya abi. O gelen kabloyu sökersen elektrik gelmeyecek. Elektrik gelmezse lamba yanmaz. Yani görüyor bakıyor ki elektrik yanmıyor, gelmiyor. Demek yani bu şeye benziyor biliyor musun? Kim söyledi ya? Abi dedi bir inkarcı dedi. Bak çok ilginç ha. Abi de bir inkarcı buhrana girdi dedi. Siz mi anlattınız? Gafur ha. Sen var mıydın? Yok yoktum abi. Sabah kahvaltı sohbeti diye yapmıştım. Ha. Abi dedi bir din, yani şey inkarcı değil ama din, Müslüman değil. Din, yani Allah, dinle hiç alakası yok. Korkunç sıkıntısı var. Dedim ki diyor şu videoyu bir dinle. Şey, sesi hurufumu katı. Çok rahatlamış. Ve ayet bana geldi nefes nefese. Dedi ki abi dedi bu inkarcı dedi. Bu ayet buna nasıl tesir etti? Tamam mı? Mesela oysa Kur'an'da ve nunezzil minel Kur'an ma ve şifa ve rahmetin lil müminin ve la yeziduz zalimin illa hasara. Böyle bir şey var. Bu nasıl rahatladı? Bak. Dişte ağrı var. Ama morfin vurdun. Ağrı gitti. Gitmedi. Sen hissetmiyorsun. O duruyor. Ha, ruhu sıkan cinler, erva habiseler kayboldu. Ama ruh sıkılıyor. Bu ayrıtendi. Bu şeye benziyor. Sarhoşluk muvakkaten bir lezzet veriyor. Lezzet derken ruhunda uyandırılan bir şey değil. Ruh sıkanları unuttuğun için
sıkıntının gitmesiyle lezzet zannediyorsun. Oysa Müslümandaysa ben ne zaman Kur'an'ı mavişi falan yani o ayet ruhu uyandırıyor. Yani bir cinleri erva habisi def ediyor Müslümanda. Bir de ruhu inkişaf ettiriyor. Kafirde ise ruhu inkişaf ettirmiyor. Şifa değil. Cinleri kovuyor. Kafir dahi olsa cinleri gidiyor. Rahat, geçici rahatlama. Evet oluyor. Rahman oluyor. Yani baskı kalkıyor. O mesela diş ağrısı gitmiyor. Sen hissetmiyorsun. Devam ediyor. Neyse ağrı olur. Devam ediyorum abi. Dimağı temizleyebiliriz. Buna da atıfım var. Geçeceğim abi bunu. Yine tefekkür için, ehiller için ben buraya bir şey yazmışım. Nereye yapacağım? Mesela dimağımızı temizleyebiliriz demiş. Ha oraya bakalım. Onun atıfını hızlı geçeyim abi. Bunu okumayayım. Geç. Daha sonra notlarda var. Bir de dimağ benim, yani biyolojide olan arkadaşlar için dimağ kalbin hücre zarı gibi gözüküyor. Tefekkür etmeleri için. Nasıl? Hücre zarına benziyor dimağ abi. Nedir bakalım? Bekçi imanın... Bekçi iman var ya tabi. Bekçi iman açmaması. Benim tefekkürümde böyle okuduktan sonra dimağ tabi. Onu abi bir tefekkürünü merak ettim de nasıl ya? Hücre zarı giriş çıkış kontrol ediyor ya abi. Ha hücre öyle desin. Ha. Hücre zarına benziyor. Hücre giriş çıkışları, hücre zarı bazılarını alıyor bazılarını almıyor. O zaman aynen. Kalbin böyle bekçi iman. Bekçi iman. Abi bir şey söyleyeyim. Hani bu dimağ müdahale edilebiliyor olması var ya. Hani dimağ da insana müdahale edebilir mi? Mesela şimdi o zamanları düşündüğümüz zaman sahabe dönemini. Hani normalde... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar tarafından biraz ayrılıkçı gibi hani sonradan onlar için sonradan gelmiş oluyor ya normalde kendi elinde olsa hani dimağı kapalı olsa iman etmek istemez çünkü diğer kardeşlerinden ayrılacak babasından ayrılacak şeyinden ayrılacak ama dimağı insana müdahale edebildiği için o tamamen artık eriyor kendisi eriyor Peygamber Efendimiz'e bağlanmış mı oluyor? Evet, doğru. Acayip bir şey söyledi bu. Bir de söylesin. Olur abi, niye? Bak, bir de söyle. Çok garip bir şey söyledi. Şimdi toparlayamaz herhalde, öyle mi? Toparlayabilirmiş herhalde. Dimağ müdahale edilebiliyor olması yazıyordu abi. Dimağ müdahale edilebiliyor. Evet, orada onu yazıyor. Hani... Bir de aşağıda da dimağımızı temizleyebiliriz. Evet, hani abi. Bunların tersini düşündüğümüz zaman... Dima insana müdahale edebiliyor ve dima da insanı temizleyebiliyor. Evet. Hani Peygamber Efendimiz zamanındaki o insanları düşünelim. Hani insanlar Peygamber Efendimiz'i sonradan geldiği için ayrılıkçı gibi görüyor. Hani diğerlerinden ayrılmış. Normal düşündüğümüz zaman, onların yerine koyduğumuz zaman hani ayrı bir yerden gelmiş, hani ayrı bir dünya gibi düşünüyorlar. Bu sefer babasından, annesinden, kardeşlerinden eğer ona inanırlarsa ayrılacaklar. Tamamen ayrı dünyalara gidecekler. Hani insan da annesinden, babasından ayrılmak istemez. Hı. Kendi elinde olsa, dimağı kapalı olsa yani dimağını kapatsa bu sefer inanmayacaklar. İnanmayacaklar ve o aleme girip geçmeyecekler. Resulların evet. Alemine geçmeyecekler. Evet. Çok ilginç. Evet. Evet abi. Şimdi dimağın şeyi var abi. Yanlış kullanımında doğalacak zararlar diyor. Burada bu konuda biraz Cem abi konuşacak abi. Şimdi gözüküyor mu abi? Biraz indireyim mi? Ya bak bakayım sen de şey yapıyor musun? Gözüküyor abi. Yani yansıma var mı? Yok iyi abi şu an. Tamam. Yani şöyle geçeyim abi. Abi Harun Nazar'ın isyan vermesinin dimadaki tahribi. Onunla çok iyi. Osman abiyle görüşmüştük sonra böyle bir şey geldi abi. Onu şekillendirmeye çalıştım. Şunlar abi aslında anahtar delikleri. Eğer hayalen şimdi bir kapının anahtar deliğinden diğer tarafa baktığınızı düşünürseniz abi, bu misal biraz daha anlaşılır olacaktır. Dimağımızda abi göz ve kulak, daha önceden bahsetmiştik kulaktan gelenleri. Hangisi dimağ. Anahtar deliği? Abi şunlar hep anahtar deliği. Şunlar hep anahtar deliği abi. Burası dimağ abi, o bina demiştik. Onun gibi burası dimağımız. Dimağımız he. Bunlar abi 18 bin alemin anahtar delikleri. Anahtar delikleri. Evet abi. Yani buradan baktığımızda aslında abi o 18 bin aleme geçiş kapısı. Şurada abi açılmaması gerekenler de Adem alemlerinin anahtar deliği.
kapısı. Evet. O tarafa da şeyler var, delikler var. Dimağın bir vazifesi de demiştik ya. Adem'e, o, Adem'e. Varlığı Adem'e dönüştürüyor. Varlığı Adem'e dönüştürüyor. Adem alemlerine de koridor oluyor demiştik. O bir santren çizmiştik abi. Santren mi çizelim, bunu mu çizelim derken böyle bir şey abi ortaya çıktı, aklımıza geldi. O dışarıdan gelen malumatı abi haber için demiştik. Mesela kulak da çizebiliriz, oraya kulak da ekleyebiliriz. Haber geldi mesela abi. Dimağda yer bulamıyor. Yani irtibatlandıramıyor 18 bin aleme. Tak abi o açmamız gereken şeye yönlendiriyor. Adem'e yönlendiriyor. Hmm. Şimdi harama nazarda da abi göz harama nazar etti. Heh. Bir haram bir şey abi. O harama nazardan abi bu şifreler geliyor. Anahtar geliyor. Ama gelen anahtarlar bu açılmaması gereken Adem alemlerinin kapısını açıyor. Otomatik ona gidiyor. Otomatik ona gidiyor. Burayla irtibatlandıramıyor. Santral o şeyi verecek, evet, irtibatlanacak bir soket bulamıyor, kapı bulamıyor. Direkt oraya açıyor. Oradan da abi nisyan geliyor. Yani anahtar deliği gibi ama orası aslında bir alem. Başka bir alem. Alemsiz alem. Alemsiz alem. Yani bu bina da abi pencereden hep dışa bakıyor. Dima örneğinde öyle demiştik. Bir de abi içeride pencereler var. Asıl iş orada abi. Sekizinci sözde kuyudaki o kapının açılması gibi. Orada anlayınca abi oradan bir kapı açılıyor ya. Hı. Kapı dışarıya açılmıyor, içeriye açılıyor. Kapı içeriye mi açılıyor? İçeriye açılıyor abi. Yani kuyudan. Tabii kuyudan yani dışa geldiği yere çıkmıyor. Yani ha, indiği, kuyuya indiği gibi değil, başka yere açılıyor. Başka yere açılıyor abi. Asıl kapı orada. Oradan alemlere açılıyor. Yani o aleme açıldı kapı orada. Evet abi. Geldiği yere açılmadı. Geldiği yere açılmadı. Yani dima bu bina olarak düşünmüştük ya abi. Dışarıya bakıyoruz bir sürü pencereler var. Ama o gelenler dışarıya açmıyor. İçeride pencereler var. O 18 bin aleme açılan kapılar var orada. Kapıların anahtar şeyleri var abi. Buradan mesela harama nazardan bu kapıyı açacak bir anahtar geliyor. Bunlara uymuyor abi. Dişlilere uymuyor buna. Hmm. Oradan tutar bize ne geliyor? Mesela harama nazardan abi nisyan gelmiş. Bunalım, sıkıntı, depresyon yani bir sürü şeyler gelebilir abi. Evet, kapı çünkü açıldıktan sonra artık oradan gelecek şey Adem alemlerinin kokuları gelmeye başlıyor. Evet. Çünkü ikinci lemada mıydı? Günahlar, şüpheler ve şey onları, günahlar vesvese ve şüpheleri tevlit eder, evet, doğurur. Onlar da zaten psikolojik olarak ifadesiyle şüpheler, panik atak, depresyon, obsesi bilmem ne, duygu ve düşünce kontrolsüzlüğü diye. Demek ki günahlar, şüpheler ve vesveseleri tevlid eder. Doğru, o haram oraya açıyor. 18 bin alemi açmıyor. O da bir de otomatikmen zaten oraya gidiyor. Çünkü Adem'in evet, her şeyin evet, karşılığı var. Oradan geri dönmesi sıkıntısı yok. Yani her Adem'in şey, aslında vücudun da varlığı var. Varlığı var olduğu için. Ama hiçliğin de var. Evet. Hiçlik de var. O yüzden hani vücutta bulamazsa orada nasıl olsa bulacak. Evet. Vücutta eğer bulamazsa gelen. Mesela açık saçığa bir baktın. Filme baktın, internete baktın. Girdi 18 bin aleme uymuyor. Ama kafaya girdi. Bu dima bir yere koyacak bunu. Gireni böyle yok sayma bir özelliği yok. Böyle bir şey yok. Evet. Varlıkta vücut var yani böyle Adem şey. Evet, şimdi dima girdi. Gireni kontrol edemezse abi çıkanı artık kontrol edemiyor. O anahtarı mutlaka bir kapıyı açacak. Şey, ama bunlar normalde de kapalı abi. Yani o da bizi evet abi. Normalde kapalı. Yani şey yok. Biz açıyoruz onu zorla aldığımızda müdahaleyle. O zaman açık saçık filmler, şarkı türküler girince ister istemez evet, o dima ne yapacak? Yapıyor. 18 bin alemin anahtarlarına koyamadı. Dima vazifesini yapıyor, bağlıyor. Bağlıyor. Sonra diyor ki ne yapayım diyor. Bir örnek vermiştiniz ya cumartesi dersinde metroda açık saçığa baktık. Bunu düşünseniz yeter demiştiniz. Acaba bu ne zaman aktif olacak? Şimdi ama aktif olacak. Anahtar bir yere açacak. Şimdi yani metroda, ben metroya bindiğim için biliyorum. Erzurum sokakları. Açık saçığa baktım. İçeri girdi mi girmedi mi? Girdi. Bunu yok sayamaz. Mutlaka bir aktif olacak. Ya moralin bozuk olduğu zaman canın sıkı. Ama mutlaka ve mutlaka bu dünyada o ya bir duygu bozukluğuna ya asabi bozukluğuna ya da his bozukluğuna ya da ne ya mutlaka bir şekilde acaba ama ne zaman? Mutlaka bu dünyada aktif olacak. Bir yer okuyayım abi Risale'den onunla ilgili. Şu anlardan 16. sayfa. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa o akıl hem ilahi kutsu defineleri hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtar olur.
yani buraları açan, 18 bin alimi açan pırlanta gibi bir anahtar olur. Eğer şirk ve küfre düşse o akıl o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkuları insanın başına toplattıran meşhum ve sebebi taciz bir aleti bela olur. Bu sefer de abi buraya açan... Görüyor musun? Aklın nasıl bela? Ya. Ama belayı sen sağladın. Köpeği sen dürttün yani. Bir daha dimağla ilgili yine sıralama yanlış yapmayalım ayetten abi de. Sümmün, bükmün, ümmin meselesi. İsterseniz burayı silersiniz daha sonra. Yedinci sözde diyor ya abi. Şu güzel kuş suretlerine bakalım. Göz, göze bakıyor abi. Hoş şarkıları dinleyelim. Kulağa bakıyor. Tatlı yemekleri yiyelim. Ağza bakıyor. Yani sümmün, bükmün, ümmün. Yanlış yaram. Sümmün kulaktı değil mi abi? Evet, sümmün. Bükmün gözdü. Gel bak. Ümmün de... ifade tarzı. Ağız değil mi abi? Ağız. Giriş aslında çıkıyor. Orada abi o bahsedilen Risale-i Nur'daki o meselenin içinde, arkasında bu asırda asıl dehşetin o şahısların açtığı bu dehşetten, yani gözden gelecek levhalar, kulaktan gelecek abi o sihirli işte müzikler, şarkılar. Sihir mi? Ağızdan gelecek şeylerle dimağı tahrip ettiğinin orada aslında bir ifadesi var abi. Hayır, o şeyin manası bu olabilir diyor abi. O olabilir abi. Yani biz belki zahirine takılmış olabiliriz çünkü abi gözden geldi mesela. En çok bu asırda olan bu abi. Önceki asırlarda pek böyle bir şey yoktu. Müzik de yani bu kadar radyoda her yerde yoktu. Şimdi zulüm, zalimin şeyini yiyor, bir boğaz var. Evet abi. Yani o bu asırda abi o gelecek şahsın tahribatını anlatıyor aslında. Ahir zamandaki şahsın ifade edebildim bilmiyorum. Evet. Yine abi kulaktan da gözden yine yemek işte sefahat o şeyler de hepsi dima giriş olduğu için abi dimada o kapılar açılıyor. Bu zamana kadar abi Adem Aleyhisselam zaman Adem'den beri bu zamana kadar belki bu Adem alemlerinin kapıları hiç bu kadar açılmamıştı insanın dimağında. Onun için ahir zaman oldu ha? Evet abi bu kadar tahrip olmamıştı belki yani. Böyle ya da kıyamette o kapılar çok açılınca fesada uğrayacak. Ona da kıyamet diyeceğiz. Adem alemleri çok fazla vücut alemlerine gelecek. Ahir zaman onun için oldu işte abi. Evet. Çünkü kıyamette çıkan dalgalar şeyi etkiliyor ya, mekanı ve zamanı etkiliyor ya. Bu kadar çok etkilendiği için insanoğlu bu ahir zaman oldu işte. Bu zaman. Şeyde kıyameti anlatırken Kur'an diyor şeyin başından çıkacak diyor ya işte o zaman o bu. O tamam, Adem alemleri salacak üstüne. O zaman Adem'e gidecek zaten. Evet, Kur'an çıkacak. Çıkacak başından. Aslında divane olacak. Divane olacak diyor. Kur'an diyor çıkacak diyor. Şeyden dünyadan alemden Kur'an çıkacak. Kur'an neydi? Akıldı. Evet. Divane olacak. O zaman divane olunca dünya seyyar bir divane olmuş bir şey insan gibi kafa bir yere çarpacak. Yani Adem Adem musallat olacak. Adem'i ortadan kaldıran işte veya durduran Kur'an işte. Bir insanda da Kur'an hakimiyeti yoksa Adem'de yaşıyor. Vay. O dehşetli şahs aslında abi. Bunu yapmış. Sümmün, bükmün, ümmün, fehim la yercun. Tabi nasıl rücu edecek ki? La yercun. Bakara'nın 3. sayfasında. Allah Allah. Bakalım. Bu mana geliştirilebilir abi. Ben çok ilginç bir şey abi. Bu şeyin söyleyeceğim bir şey var mı? Kesmeyeyim. Yok abi. Şeyi de diyor, külliyatta, layıklarda, işte sözlerde geçen bir ifade. Kuvve-i akliyenin yanlış kullanılmasından dehriyum, maddiyum, tabiyum gibi meyveleri de veriyor. Kendi içinde kalması, kendi aleminde kalması. Komutanın anlattığın bir şey, kendi iç aleminde. Bunun da dışarı çıkışı ne oluyor işte? Maddiyumluk oluyor, dehriyumluk oluyor, tabiyumluk oluyor abi. Bir şey olur. Şimdi bir de şeye geldim abi. Dimağın beslenmesi konusuna geldik. Şurası mı? Evet abi. Batıl fikirler ortaya çıkmış, istikametin bozulması, enaniyetin bu göstermesi. Komutan anlattığı gibi abi. Şimdi vücut alemlerinden abi, işte biraz önce anlattığımız gibi bir masnuattan geliş var. O da vücut alemidir. Kalpten gelmesi yine vücut alemidir. Kalp de sonunda vücut alemi. Ondan sonra oraları hızlı geçiyorum. Çok konuşmayacağım abi. Ki şey zaman kalsın. Vacibe zaman kalsın. O bu altı izahat kısmı. Bu artık izah kısmı abi. Burası fikristiydi. Ben zaten altını devam ediyorum. Şimdi
Dünyada bir şey yapmışım abi, bir atıf yapmışım kardeşlerim yorumlarını. Onların yorumlarını izah edeyim, sizin de teyidinizi alalım. Dünyada cazibe dafiye kuvvetlerine galip olmasından dolayı yer çekimi meydana gelmiştir. Çekim itimden fazlaysa yer çekimi vardır. Kulak dima ile kurbiyet, vicdan ile akrabiyete ulaşıyor. Dima? Kulak dima ile kurbiyete... İnternet bağlı bir anda. İnternet, he. O yüzden açtı. Kapattı tamam. Mı? İnternette işimiz yok, kapatıyor. Yok yok, kapat. Şimdi kulak dima ile kurbiyet, vicdan ile akrabiyete ulaşıyor. Şekilde gösterdik ya. Dima, kulak ile kurbiyete. Kurbiyet, vicdan ile akrabiyete. Akrabiyete. Kulaktan gelen sinyale ilk muhatap dima. Dima uğramadan kalbe inmiyor. Çünkü sıla-i rahim akıl ile gerçekleşiyor diyor üstad. Kulağa. Mana fehim sütgecinden geçerek akıl vasıtasıyla kendini vicdanda ifade etmektedir mana. Dimağın süzgeç olabilmesi için bir çeşit çekim kanuna maruz olması gerekir. Şimdi süzülüyor ya bir şey abi. Hı. Alttan yer çekim olması süzülmez ki o. Evet. O zaman vicdanda incizam olması lazım. Ki çeksin. Dimağ süzgecinden bir şeyler çeksin kendine. Çeksin kendine. Akıl midesine aldığımız malzemeleri vicdan incizamı sayesinde fihim süzgecinden alıyor kendisine. Çekiyor. O zaman akıl kutsu ise insan. Şimdi abi burada şunu ifade etmek istemişim. Hani bir şey hakikatin incizamına kapılmak var ya. Şimdi dima geldi. Mıknatıs neyi çeker abi? Demiri çeker. Şimdi mıknatıs demiri çeker. Peki demiri çektiği zaman mıknatıs. Demir de mıknatıs özelliği gösteriyor ya abi. Çekiyor. Evet. Şimdi vicdan, o da başka demiri çeker. O da başka demiri çeker. Vicdanda incizap var. Bu tadil eşkal olmuyor. Ne zaman ki dima Cenab-ı Hakk'ın marziyatı dairesinde çevirdi sinyalleri. Yani vicdana gidecek, zihine gidecek. Lümme-i şeytaniye değil de vicdana bağladık bir şeyi. Yani dima. Dima. Akıl yaptık. Sıla-i rahim oldu. Ondan sonra şeyi demire dönüştürüyor. Hani ilim nedir desek bir temsil verecek olursa. Dima aldığını demire dönüştürüyor. Demire dönüştürürse... Mıknatısa mı demire mi? Nasıl abi? Mıknatısa mı demire mi? Yok yok demire, mıknatıs vicdan. Dima aldığını demire dönüştürür. Demire dönüştürürse artık incizama katılacak. Şartı yapışıyor aşağıya. Şimdi şu mıknatıs, dimada bir şey oldu abi. Demir oldu, dönüştürdü. Bu öyle çekti fehim süzgecinden, kendisine geldi, yapıştı. Artık hakikatin incizamına kapıldı, sarhoşluktaydı. Buradaki gelen demir var ya, derse ki, ben mıknatısım derse, şey olur, kendine demir. Vücut rengi verilmiş olur. Dima. Diyecek ki, tamam bende bir mıknatıs özelliği var ama mıknatıslık başka yerden geliyor. Evet. Bu da hiç ender hiç oldu abi. Demir. Hiçlik makamında bırakırsa kendini şeye kapışacak. Vicdana yapışacak. Demir. Şimdi hiçlik makamı kendinden vazgeçip demir olmak. Bir şeysin ama hala. Hiç olmak. Hiç olduğun zaman hakikatin incizabına kapıldın. Hakikatin incizabına kapılıp da dersen ki ben Musa'yım, ben İsa'yım dersen bu hiçlik makamı abi. Ne zaman dersen ki ya bende ne gözükürse gözüksün ben bir şey değilim. Ben ne Musa'yım ne İsa'yım. Her şey Cenab-ı Hak'tan deyip de mıknatıslık özelliğini mıknatısa verirsen yani Cenab-ı Hak sana kudret ismini cilvesin cemal nakış noktasında senin hayalinde tecelli ediyor. Onu o şekle verirsen de hani dimadan içenden içe gider bir yol olur diye düşündüm. O şekilde var mı itiraz? O mıknatıslık özelliği de hidayetle Cenab-ı Hak'tan hidayetle. Hidayet Cenab-ı Hak. Nasıl nasıl Osman? Mıknatıslık, vicdan, mıknatıs dedi ya. Vicdan, mıknatıs, demir, dima. Hidayetle o mıknatıs özelliği orada gözüküyor. Hani o zaman evet. Hidayet ilahi yetişse diyor ya. Ha demek ki evet vicdan, vicdan, mıknatıs özelliği, incisap ya. Demir de dima onu yapıştırdı. Bu sefer demir de mıknatıslık özelliği gözüküyor. Ama kendisine benlik verirse, vicdansız kendisini ifade ederse hakikaten vicdansız olur. Demir idi, yalan söylüyor, ben mıknatısım. Mıknatıslık özelliğim var ama bir şeyin devamı olduğun için.
Evet, Mıknatıs'tan geliyor o özellik. Evet. Bütün o Firavun, Nemrut Firavun, oradan çıkıyor abi. Firavunluk yani o demire bir tane civata, somun vesaire tak onu çekiyor değil mi? İşte Şeddatlar, Firavunlar bir de şey, üç kişi çıkıyor ya. Gidiyor. Şeddat, Firavun, Nemrut. Nemrut, Firavun, Şeddat. İşte bu üç tane demir mıknatıslık zannetti kendisi. Abi Adem alemlerinden de bir atıf yapacağım ondan sonra. Birkaç atıfımız var, isteyenler devamında bakabilir. Adem alemlerinden bir atıf yapıp vacib alemlerden beslenmek konusunda size bırakacağım. Zor kısmı size bıraktık ya. Yok yani. Şimdi Adem alemlerinden o hayal büyük mesnevi 227 İtikad Yayın Evi'nde de 253. sayfa abi. Ve o hayali hasmından, hani ben de itikad olduğu için buldum, belki başkasında da itikad vardır. Büyük mesleği Badırlı abinin. Ve o hayali hasmından onun dimağında bir lümme-i tenkit tevellüd ederek dahilde onun hasmının vekil olur. Tekrar okuyorum abi cümleyi. Ve o hayali hasmından onun dimağında bir lümme-i tenkit, bu hani lümme-i şeytaniyeden ben aklıma çağrışım yaptı, tevellüd ederek dahilde onun hasmının bir vekili olur lümme-i tenkit. Sürekli oradan besleyecek. İlmi vücut mu abi? Lümme-i tenkit. Lümme-i tenkit kendisi vardır, evet. Çünkü mesela durup dururken insan niye kötü hissediyor kendisi? Bu işte. Oradan türetiliyor, oradan çıkıyor dalgalar. Yani kendini hayra vermediyse otomatik olarak hemen o lümme-i tenkit veya lümme-i şeytaniye devreye giriyor. Mazideki hallerini istikbali yorumluyor. Yani endişe oradan çıkıyor zaten. Endişe ve korku geleceğe aittir, geçmişe değil. Ama endişe ve korkunun yönü gelecektir ama nereden besleniyor? Geçmişten besleniyor. Lüme-i tenkit aktif eden lüme-i şeytaniyedir. Fuzili vekilisi oluyor. Ne yapıyor? Bu sefer senin geçmişindeki bir günahı alıyor. Onunla ahirete baktırıyor sana. Bu günahla diyor cennet olur mu olmaz. O zaman cehennem zor. O zaman cehennemliksin diyor. O zaman işte cehennemin dehşetini şimdi yaşıyor. Onun için panik atak geçiriyor. Allahsız düşününce tabii. Tövbesiz düşününce. Oysa tövbenin formatını değiştiriyor. Hayra tebdil ediyor. Yübedilullah seyyatımasına. Seyyata sanata tebdil ediliyor. Ne yapıyor? Tövbeyle siliniyor. Ama onu tövbeyi nasip etmiyor. Tövbe ayrı bir sistemdir. Şeytana rağmen çalışan bir sistemdir. Şeytanı hak ile yeksan eden bir sistemdir. Tövbe. Nedamet. Ayrı bir şeydir. Tövbe zannediyorum lüme şeytane karşılığı. Nedamet ise dimadaki lüme tenkit veya oradaki zanlar. Ya bir daha söylüyorum. Mesela adam panik, ölüm korkusu. Ölüm korkusu yok. Ölüm korkusu anlattım. Ölüm korkusu aklın ifade edemediği, çözemediği ademi bir hali anlatıyor. Anlatmıştım ya bir de. Kısa geç yapayım. Ruh endişelendiren ölümcün. Çünkü ruh ölmeyecek ki. Küllü nefsin zayikatın mevd. Küllü ruhun değil ki. Ölümü nefis tadacak. Nefisle ne alakası var ruh? Ha, o zaman ruh ve kalp, vicdan, maneviyat ölmeyecek. Böyle bir şey yok. Ama bir korkunç bir azap duyuyor ruh. Diyor ki ruh, Allah Allah bana gelen bu azap ne? Adem alemlerinin kavurması. Adem alemlerinden geliyor. Ama Adem alemlerini anlayamıyor nedir? Sonra kendi hizmetçisine diyor ki ruh, akla. Bir bak hele bu bana gelen bu azap, bu sıcak atmosfer nereden geliyor? Şimdi akıl da varlığa çalışıyor. Varlık santralı. Adem'i anlayamaz. Bakıyor, Adem'in sağına bakıyor, soluna bakıyor, tanımlayamıyor, izah edemiyor. Çünkü dima ve akıl vücut alemlerinin ilişki ve çelişkisini çözüyor. Böyle bir alet akıl. Yani ilişki, göz, elma. Çelişki ise ışık, karanlık. Bunları çözüyor. Ama Adem hiç böyle bir şey değil. Vücutla hiç alakası yok. Vücudu Adem'e atacak bir şey. Ruh da ona direniyor. Direnmenden ortaya çıkan azap var.
Şimdi bu akıl da akla dedi ki bunu çöz. Bu azap bu beni nedir ya beni çekiyor, yok etmeye çalışıyor. Ben de direniyorum. Akıl onu çözemiyor. Çözemeyince ona en yakın bir benzetme yapıyor. Ölüm korkusu. Rüya diyor ki ölüm korkusu bu diyor. Ölüm korkusuyla Adem korkusu ne alakası var yani? Hiç alakası yok. Ha, ölüm korkusu aklın aciz ve çaresiz kalıp ifade etmek zorunda kaldığı bir hissi. Öne koyduğu, ruha koyduğu bir temcit pilavı gibi bir yemek. Tamam. Ölüm korkusu oradan geliyor. Oysa Adem'in vücut rengi verilmesinden kaynaklanıyor. Zihne geçse bu kalkacak değil mi abi? Tabii. Bu sefer eğer Adem'den bahsedilirse, Adem'le meşgul olup enfüse geldiğin zaman Allah Allah korku kaldı orada. Fe subhanallah. Burayı orayı zaten yaşıyorduk. Ne? Böyle tanımlayınca korku aklıydı. Haf kalbidir. İhtiyar aklıdır, irade kalbidir vesaire dedik ya. Ha, o zaman sen akıldan enfüse geçtin mi korkudan çıktın demektir. Bir daha söylüyorum. Korku aklidir. Haf kalbidir. Hafullah'ta lezzet vardır. Korkuda yoktur. Korkuda çöküntü vardır. Mevlana der ki korkuda çöküntü var. Hafullah, Allah'ta ne kadar haf edersen o kadar lezzet alırsın. Çünkü hafullah'ta lezzet var. Korku haf değildir. Haf da korku değildir. Korku hafın bir sıfatıdır. Zeki, aklın sıfatı olduğu gibi. Müdrike, idrak etmek, tefekkür etmek aklın sıfatıdır. Arabanın boyası, araba mıdır? Arabanın sıfatıdır. Aynı bunun gibi korkudan nasıl çıkacaksın? Korku nedir? Aklidir. Aklından çıkıp enfüse geçersen korku kaldı dışarıda. Yağmurdan kurtulman için gir binaya. Binaya girdikten sonra yağmur endişesi olur mu? Abi şimdi bu Zümme-i Tenkit'te bizim arkadaşlarla beraber biraz tefekkür olarak yürüdük. Bunu okuyayım. Bu cümlenin geçtiği paragrafta bir Badırlı Mesnevi'de abi. Burada yok değil mi sayfa? Sayfada var. Aşağı doğru inerseniz var abi. Sen bana söyle bakayım. Tamam. İnin biraz aşağı doğru. Hem de dimağımız dinleniyor şu anda. Evet. Bir tane daha inseniz tamam. Dur nerede? Adem alemlerinde. Devam. Şu. Ve o hayali hasmin var. Dur. Şurası mı? He? Adem başa getirin değil mi? Evet abi. Şuradan bahsediyorsun. Evet abi. Şunu karaltayım. Adem alemlerinden beslenmesine birkaç atık yap. Ve o hayali hasmından onun dimağında bir lümme-i tenkit tevellüt ederek dahil de onun hasmının veçili olur. Bu cümlenin geçtiği paragrafın tamamını okudum ben abi. Üstadım nefis tezkiyesi olmamış kişi için bir tarafına münazarada nefis onun fikirlerini sana kendi fikirlerin gibi gösterme kabiliyetinde olduğunu söylüyor. Hani üstada da aynı şeyi yapıyor ya ortadan bak Kur'an-ı Kerim'e diyor. Üstad da yemiyor ama onu. Yani dimağda evet. Dimağda bir şey düşünce fikir geliyor. Bu şeytan diyor ki senin fikrin. Oysa şeytanın. Ustad burada yemiyor evet. Evet. Şimdi nefis tezkiyesi olursa zarar, yoksa zarar ama. Adam yiyor. Kendi fikri sanıyor zamanla. Şeytanın fikrini kendi fikri sanıyor. Kendi fikri sanıyor. Ölüm korkusu kim ölecekse gidiyor ruha mal ediyor. Oysa ölecek şeytandır. Evet. Nefis tezkiyesi kendini nefisten fark etmek mi? Nefsi. Evet evet. Nefis tezkiyesi nefsin dışında bir şey olduğunu bilmek. Ondan ben tezkiye ayrıyım ya. Tabii ayrı bir şeyim. O zaman ölüm korkusu küllü nefsindir. Nefse aittir. Nefisten kendisini sıyırırsan korkuyu ona bırakıyorsun. Senin bir durum yok yani. Senin bir durum yok. Sana yutturamıyor. Zaman içerisinde sen onu kabul ettikten sonra sende bir lümme-i tenkit olacağını ve şeytanın oraya kurulacağından bahsediyor. Lümme-i tenkidi. Kurulacak. Bu aşırsa sarih bir ifade var bu şekilde abi. Daha basit bir ifadeyle Lazca diyorsunuz ya abi. Ne diyorsun? Lazca diyorsunuz. He, Lazca ifadesi. Şeytan için elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği bir kapı olacak orada. Lümme. Lümme. Ne zaman bu fikirlerin senden değil de şeytandan olduğunu farkına varırsan o zaman tazarru ve istiğfarda bulun diyor. Yani hemen. Ne biliyor musun? Tazarru. Reçetesi. Kapı tazarru kapı. Ve istiğfar şey zannediyor. Acizlik zannediyorlar. Lüme-i tenkit veya lüme-i şeytaneye karşı
karşıt bir işletim sistemidir. Mesela duvar da bir işletim sistemi olarak gördüm. Evet. Başka bir malzemelerin zemini oluyor biliyor musun? Orada gözüküyor. Korkunç bir enerji. Neyse burada. Evet. Bu istiğfar var ya tazarvinin. O aslında bir böyle yalvarış, acizlik, acizim, istemek zorundayım yani. Hayır, şeytana karşı aktif edilen, bir kullanılmayan bir sistem var. Tövbe de budur. Sizin silah. Sistem, silah. İstiyaze, istiğfar, iltica diyor. Evet, iltica, istiğfar, istiyaze. Sistem bu işte. Ama bunu nasıl ifade edeceğiz? Sistem diyemezsin ilim kitaplarında. İstiğfar, istiyaze diye denilecek. Aslında şeytana karşı, şeytan nefse emmareye karşı ve Adem alemlerine, üç tane zaten, karşı konulan bir, aktif edilen bir sistemin adıdır. Şeytana geri yükleme yapıyorsun. Ağzına tıkıyorsun. Kusura bakma, kim ölecekse o. Sen öleceksin. Onun ağzını güle kullan, başını bayramlarda da kullanırsın dersin. Ondan sonra koyarsın, tak yine kalan. Bu tefekkür üzerinde biraz daha yürüyecek olursak ergenlik konusuna ulaşabiliriz. Ergenlik konusunu tefekkür ettim abi şeyden. Evet. Yani ergenlik şeyi çok antika. 15 yaşında bir gecede veya bir anda nasıl emaneti fark ediyorsun yani? Allah o anda seni mesul ediyor. Firavun çıkıyor. Ha, o anda firavun çıkıyor, o anda evliya çıkıyor. Neyse. İnsan beynine gelen her düşünceye muhakkak bir alem menşelidir. Çok güzel. Aferin, bu cümle harika. Bunu şeyleştireceğim. Dur bir dakika. Bu beni aktif heyecanlandırdı. Vallahi acayip oldu. Ne dediğimi de oku. İnsan beynine gelen her düşünce muhakkak bir alim menşeli. Bizim felsefemiz ya. Uydu tam. Ergenlik ile kişi kendini farkına varmış olur. Bu ne demektir? Kendinde bir şeyler olduğunun fark etmesiyle su, meni gelmeye başlıyor. Kendinde bir şey. Dur, bunu çıkarayım. Evet abi. Bir de söyle. Yani kendinde bir şeyler fark edince ne oluyor? Bir kendisinde bir şeyler fark ettiğini karşılık bulacaksın. Karşılık geliyor artık. Ne geliyor? Men artık duruma göre. Bilim. Gelmeye başlıyor. Firavun'un duası su üzerine idi. Yani suda da boğuldu. Suya da dua etti. Demek ki suya hükmedebiliyor. Tersine aktı ya abi. Evet. Firavun tersi akıttı. Suya değil. Hükmedebiliyor yani. Rümbe-i şeytaniye olay ki. Orada bir dakika. Suyu daha önce tersine akıttığı için Musa'nın arkasına gitti, ben diyor suyu tekrar geri yaparım demişti orada. Orada hakim olamadı. He. Evet. Vücut galip geldi. Evet. Firavun'un duası, dümbe-i şeytaniye ona kendisinin her şeye gücü yeteceğinin, her şeyi bileceğini ikna etmesi üzerine kişiyi, dümbe-i şeytaniye şeytan üflüyor ya, artık sen büyüdün, genç oldun, delikanlı oldun, sen bir şeyler yapabilirsin, ailene bağımlı değilsin falan, artık üflemeye başlıyor. Bu da kendine bir güç, kuvvet hissetmeye başlıyor. Kendinin güçlü, kuvvetli olduğuna inanmaya başlıyor abi artık. Ondan sonra Firavun da kendinin tanrı olduğuna inanıyordu ki. O yüzden hastalanmadı. İnandığı için Adetullah'ta, inandığı için Firavun o kadar samimi inandı ki hastalanmadı. Allah hasta etmedi değil. Nasıl inanırsanız size öyle tecelli ediyor ya. Ben tanrıyım, tanrı hastalanmaz. İnandığı samimiyetinden dolayı batıldaki samimiyetten hastalanmadı. Adetullah'ı kullandı. Nasıl inanırsanız olsunuz. Haddi buluğda hastalık gelmemesi aslında evet. Bu mu? Evet. Nasıl haddi buluğda? Ya gençlikte o 17-15 yaşlarda hastalık gelmiyor ya öyle bir şey. Evet. Alakası var abi. Evet. Firavun hiç hastalanmadı çünkü hakikaten Tanrı olduğuna inanıyordu. İnanıyordu biliyor musunuz? İddia etmiyordu. Tabii. İddia başka, inanmak başka. Samimiydi ve öyle oldu. Duası üzerinden nehir tersine aktı. Peki lümme-i şeytaniye nasıl işlemeye başladı? Etrafındaki insanlar ve şey namı altındaki alemlerin kalp üzerinde yaptığı etki üzerine artık kalpte lümme-i şeytani oluşur abi. Zanlar oluşur. Etrafında her mesela televizyondan gördüğü cinsellikler, şimdi şu artık şey daha düştü ya, ergenlik yaşı daha da düştü. Ondan sonra iklimin etkisi biyolojik olarak mesela sıcak bölgelerin insanlar daha erken erkenliğe girerler. Yediği gıda, yediği elbise, ailesinin düşünce sistemi etrafındaki insanlar olacak. Evet. Zamanla bu aleminde yer ediyor. Dört şey etkiler. Zaman, zemin, tam, libas. Libas. O zaman büyük kıyafeti giyince çabuk ergenliyor. Tesir eder abi. Yani alemi o şekilde olduğu için, büyük giymek istediği için giyiyorsa evet. Tesir ediyor. Artık hazırlıyor kendisini yani. Ben büyük gibiyim gibi taklit etti. Evet. Sonra lümme üzerine şeytan evini kurduktan sonra en iyi yaptığı şey olan üflemeye başlıyor ergenlikle beraber.
ne zaman ki kendisine şey karşısına çıkıp da İslamiyet çıkıp da karşısına haddini bil diyene kadar ben müşriyim, ben kuvvetliyim diyebiliyor abi. O haddini bil dendiğiniz zaman kişi zannediyor ki gururu yapıyor. Evet. Bana deniliyor. Hayır. Nefis sistemi nefse var ya, dört hat ve ona diyor ki haddini bil. Yani hadde kal. Şimdi buradan Adem Aleyhisselam'a geçtim abi. Güç ve kuvvetin kendisinde olduğunu sanan insan ebediyet istiyor. Güç ve kuvvet artık bunun kendinde ebedi kalmasını istiyor. Ebedi olarak güce sahip olmak istiyor. Ebediyeti insan, insandan da su gelmeye başlıyor. Güçlü kuvvetli artık abi. Bir şeyleri, Cenab-ı Hakk'ın kudret şeyi tecelli ediyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ebediyeti istemesi üzerine şeytan üflemiş ve ondan su cihetine gitmişler. Biz dünyada nasıl geldiysek onlar da aynı şekilde gelmişlerdir diye düşündük abi. Peki erginin alameti banyo yapmak ya, su gelmek. Evet. Peki vücudu kim imal ediyor? Allah. Yok, vücutta yani. Vücut imal ediyor ya. Evet abi. Vücut imal edebilmesi için vücudun arkasına bir işletim sistemi devreye girmesi lazım. Evet. Tamam mı? Hani içine girmek istemiyorum ona. Seçim şeyi. Bak. Şöyle diyeyim. Ramazan orucu insanın firavunluk cephesine darbe vurur. Firavunluk vücuttaki su unsuruna bakıyor. Oruç su daha çok. Evet abi. Mesela İbrahim dimağa bakıyor. Şimdi erginliğin alameti dişe vuruşu sudur. Evet abi. İçi sudur. Nemrut. He? İçi Nemrut. İçi Nemrut değil. Firavun. Firavun su unsurunun mümesili ya. Dışa vuruşu dediniz ya. Su. Evet su. Ama aktif eden içeride başka bir şey. İçerideki işte firavun yani. Bizdeki dimağın üç mertebesi var. Firavun, Nemrut, Şeddat. Şimdi orada bir sistem devreye girdi. O sistemin adı iki tane yaş var. Sini rüşt, sini bulu. Döllenme yaşı. Dima dölleniyor. O da bedeni döllüyor. Mesela İslam'da iki türlü evlilik yaşı var. Sini bulu, çocuk yapabilme yaşı. İslam'da evlenme yaşı değildir yani. Belki de bu 40 yaşındadır adam, 50 yaşındadır, sini buludur. İslam'da evlenme yaşı daha çok açacak ama fazla girmek istemiyorum. Tamam. Şu konu değil. Sini rüşt olması lazım. Evlenebilmesi için. Yani çocuk yapabilmesi için buluğu yetiyor. 15 yaş yetiyor. Sünnet-i Seniyye dairesinde 25. Mesela Efendimiz 25 yaşında evlendi. Evet, Sünnet-i Seniyye o. Hazreti Ali radıyallahu anh zaten 13 yaşa kadar diyor, 25-26 diyor. O zamana kadar evliliği bitirmeyenlere, 33'e kadar davayış yapmayana, 40'ta kemal sadakatini bulanamayana vesaire diye yazık oldu diyor. Bak şimdi, 15 yaşında evlenebilirsin, çocuk olabiliyor. Bunun adı sini buluğudur. Bali olmaya girmeyeyim. Bali ne demek yani? Fark etmeyi bak. Alemindeki zıtları fark ediyorsun. Zıttı fark etmeden su olmaz. Ama kendisini konumlamazsa da yerini artı eksiği bilemez. Bilemez. Yani zıttı fark eden, fark etmeyenin suyu olmaz. Tamam. Bundan daha arkada sinir rüşt var. Rüşt. Bu rüşt çağı ne demek? Bu 50 olabilir, 60 olabilir, 10 olabilir, şey 20 olur. Nedir o? Sini bulu olmadan sini rüşt olanlar da var. Su gelmeden sini rüşt olanlar da var. İstisna mesela. Mesela İmam-ı Azam 6 yaşında sini rüşt oldu. Ama su daha 15'te iş yaptı. Sini rüşt, hakkı hak bilmek, hakka yapışmak, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşma, fikir, his ve ruhani bir hale sahip olmaktır. İsevi meşret. Yok. 28 peygamberin cemidir. İsevi bir taraftır o. Şeyde de abi, kafada oluyor ya. Evet. Rüşt, Kur'an'da öne çıkartılan peygamberler var ya. Peygamberler var ya, peygamberler. Bunu kısaları 20. sözde var. 20. söz yani o bir şey densin diye değil. Maddi terakkinin uçlarını gösterdiği gibi aslında o İnsanlık aleminin açılımıdır. Yani o zeminde insanlar izah ediliyor. Mesela şöyle diyeyim.
Yani uzattır o zaman. O şöyle diyeyim, böyle diyeyim, olmuyor, olmadı. Neyse, ne anladıksa. O 28 tane peygamberlerin... Kamerayı kapatalım abi. Yok, sileriz onu. Onu sileriz. Yok, oraya girmeyeyim. Yani ne sileyim, ne girme işte. 28 tane peygamberin bizdeki açılımlarıyla rüşt oluyor. Hatta bazı şeylere göre, ulemaya göre 4'tür o. Yalnız Davut yoktur burada. İbrahim vardır. Oysa İbrahim'e suf verilmiş, kitap verilmemiştir ama Davut'a zebur verildi ama Ulu'l-Az peygamberine girmemiştir. Yani 6 yaşında su gelmemiştir ama sünür rüşt olmuştur gibi. Tamam. Mesela 6 yaşında çocuk yapamaz ama buluğu aşmış. Buluğu olmadan rüşt olmuş. Yani akıl döllüyor alemde. Akıl aynı zamanda dölleyendir. İkisi de oradan şey vücuda çıkıyor. Anladın mı? İkisi de başta oluyor. Aslında bedensel dölleme, ustad iki baştan bahsediyor. Büyük mesleği de iki baştan bahsediyor. Alt başla çocuk oluyor. Üst başla da kaşıyı döllüyorsun, değiştiriyorsun. O ikisi de ergenlik oluyor değil mi? Evet. Şeyde oluyor. Ergenlik de sana bana oluyor. Bazılar ergenlik olmadan, sinir, buluğu olmadan rüşt oluyor. Ama din geliyor mu? Ama nereyi döllüyorsun? Sif insanları da alemleri döllüyorsun ve değiştiriyorsun. Kendi 18 bin alemini döllüyorsun. Döllüyorsun işte. Dima alemleri dölleyendir, değiştirendir. Ne döllediysen de ondan sonra onları... O sen oluyor. Abi bir şeyim var, tefekkür var. Diyor ki, üstadın dima hakkında santral ifadesini akla yaklaştırmak için olduğunu düşünüyorum. Dima santral haricinde özelliği olması gerekmektedir. Dima sadece dönüştürücü değil, değiştiren ve büyüten, sentezleyen gibi özellikleri var. Aferin, bak demiş zaten adam bunu. Bak yazmış. Dima kendisini anlattığımız ilk bölümde birkaçına değindik. Dima da hem dışarıdan gelenle dışarıyı ve dışarıyı dölleme şeklinde iki çeşit var. Ayette diyor ki abi Zariyat suresinde biz sizi iki çift halinde yarattık. Bunu çift çift olarak meal vermişler normalde. Kadın erkek zannetmişler. Çift çift demişler, iki çift diyememişler benim anladığım kadarıyla. Çünkü iki çift derlerse bir mantığı kalmıyor. Kur'an-ı Kerim'in belagatına ters düşünüyorlar. İki çift yarattım yani, diyorsunuz. İki ikidir, çift çifttir, iki çift neyin nesi demişler. Diye düşünüyorum meal verenler. O yüzden sonra onu çift çift şeklinde düzeltmişler. Çift çift onda da daha değişik bir mantık çıkıyor. Meal'de bu yazıyor. Biz sizi çift çift halinde yarattık. Yani erkek kadın olarak. Çok basit yani. Yani basit mana doğru yani ama... Ya bu bir mananın en dışı da kabuk. Ya, iki çift. Ne diyor? İki çift halinde. İki çift. Sizi iki yarattık demiyor ki farklı çift yarattın demiyor. İki çift. Hani benim bir şey oldu ya, bir hal oldu ya. İşte içeride dolaştım. Diyemeyen bir şey de ya hayal ürünü olsun. Rüya olsun, ne olursa olsun. İçeriye bir bakayım. Dolaş. Kimse yok. Hey, kimse yok mu? Falan. Allah Allah. Sonra tam çıkarken kimi aradın diye bir ses geldi. Ondan sonra dedim ki kendimi arıyorum. Vesaire. Bazı şeyler oldu. Sonra sordum. Sen kimsin? Senin ikizinim. İkizinim dedi. İki çift. Herkes çift. Yani peki bununla hadiste şey yapalım. Burada İsa, orada da İsa diyor. Dünyadayken. Burada Musa, orada da Musa diyor. Aynı anda oluyor. O dölle değil mi acaba? Dölleyip oluştu. Evet. Ayette zevç, var ya karı koca demek abi. Zevceyni diye geçiyor. Allah. Karı koca, iki karı koca. Hani bunu mesela biyolojik olarak da biz mantığa tutturabilirsin. Şu yani günümüz teknolojisinde. Hani eskiden belki meal verilmemiş olur da. Hani mitoz bölme, mayaz bölme gibi tevhirlere gidebilirsiniz ama enfüste düşünecek olursak bunu asıl şey bu yani, bu dediğiniz gibi hem insanın kendi alemini döndürmesi dışarıdan gelenleri. Kardeşim kendini... zaten iki çift oldu, biyolojik de caiz. Eşcinsellik yok mu? Var. Senin kadını yok mu? Var abi. Var. Kadını hormonlar da var. Da olmuyor. Erkeklik baskın olduğu için ben erkeğim. Erkek. Kadında da erkeklik hormonu var. Bugün mesela askere gittiğiniz zaman etlerde ben mikrobiyoloji laboratuvarında çalıştım abi. İşi o değil mi? Yani etlerde mesela östrojen hormonu testi yapılır. Niye? Hani fazla gelirse östrojen hormonu inekle birlikte, inek dişidir ya.
Onunla birlikte askere fazla yedirilmesin ki asker hani şey olmasın, sıkıntı olmasın. Kadınsız şeyler olmasın. İşte Allah Resulü insan ustad diyor ya, insan yediği gıdalarla mizacı mutesil olur ya, zaman evet. Zemin tahammül edemez. Ne yiyorsan. Onun için koyun yiyin diyor ya. Onun için lazım gamsi yediği için. Çift olarak şey de geldi aklıma. Mesela şeytanın döllenmesi de geldi. O da ayrı bir çift. Kendince bir çift. Şeytan mesela dişilik ve erkeklik organı kendisinde var. Ayrı bir kadın yok onda. Kendisinden kendisini döllüyor ve doğuruyor. Şimdi hani. Onun için Lut oradan lanetlenmiş. Kendisinden kendisine. Çünkü bir erkek bir erkeğe kendisidir. Kendisine kendisini döllediği için lanetlenmiştir. Şeytan böyle yapıyor zaten. Zanlar onun döllenmesi midir abi? Zanlar aynı zamanda öyle döller yani. Ya ama bu işin asıl hakikati yani sizin de biraz ifade ettiğiniz gibi dimağın hem kendini dölleyebilmesi, evet. Kendi içerisinde sentezlenmesi hem de alemleri döllüyor. Alemleri döllüyor. İşte bu işte sini, rüşt dima ile alakalıdır. Dima dölleme özelliğine sahip. Değiştirip dönüştürüyor. Ama öyle bir seviyeye geliyor ki değiştirmeden değiştirme özelliği de var. Şimdi şey geldi. Dönüştürüyor abi, yani. Dima'nın dölleme özellikleri falan var ileride de orayı bırakalım. Hı. Şimdi vacip tarafından beslenme var abi. Şu an saat ama kaç saat oldu? Normal. 2 saat. Şimdi vacip tarafından döllemeyi kim anlatacaktı? Siz abi. Siz ya, evet. Şu an 1,5 yani, saat olmuş abi bizimki. Evet. Şahsen yani elimde bir malzeme olsa dökerim de abi. Elimde bir şey yok yani. Şimdi vacip vücuttan döllenme. Peki dima deyince dima neyin hulasayı camiası? Dima deyince. Yani vacibin ilk muhatap olduğu, yani vacibe ilk muhatap olduğu, vacibin ilk, oradan başlayayım bir kısaca, ondan sonra bir 15-20 dakika ondan sonra, çünkü 1,5-2 saat oldu ya, bir yarım saat kadar konuşalım, söz konu. Ondan sonra öteki haftaya, çünkü 2 saat oldu. İnşallah. Allah ilk önce aklı yarattı, dima değil ama, dima hayal etti artık. Dima bütünlüğün adı. İçerisinde akıl da var. Dima akıl değildir haşa. Aklı yarattı. Akıl hakkında hadis-i kutsi de diyor ki, ondan daha kutsi bir şey yaratmadı. Allah akla dedi ki, gel. Geldi. Git dedi, gitti. Aynısını söyleyeceğim üşenmeden. Otur dedi, oturdu. Kalk dedi, kalktı. Sonra Allah dedi ki ona, senden daha kutsi bir şey yaratmadı. Ama sen bu kadar kutsisin, senden daha kutsi bir şey var. Seni onun içine koyup seni hizmetçi yapacağım. Hizmetçi bu. Bekçiyim. Yani insan. Tamam mı? Böyle akıl. Akıl bir cihazdır. Kullanılan malzeme, yapan, yani malzeme hayattır. Proje içerisini yapılandıran ilimdir. Vücuda çıkartan kudrettir. Takdir ve tercih eden iradedir. Donanımları koyan sen ve basardır. Yani böyle bir şey var. Ve ilk vahiy muhatap olan odur. Vahiy ile döllenir. Döllenen dölleyebiliyor. Evet. Şimdi ilk döllemi şeyde yapmış. Değiştirmeyi. Kalu bela. Elestu bi rabbikum var ya. Kalubela. Orada muhatap alınma seviyesi gösterildi 18 bin aleme. Bu sizin kocanızdır. Sizi dölleyecektir. Orada. Orada çıkarttı bunu. Tamam mı? Orada çıkarttı 18 bin ale sizi dölleyecektir. Dölleyecek budur. Elestu bi rabbikum kalubela demesiyle sen muhatap mumsın. Sen Elestu bi rabbikum, ben senin Rabbim değil miyim denebilmesi için değilsin diyebilebilme özelliği olması lazım. Eğer teyip gibi söyleneni mutlaka yükleniyorsa, melek gibi mutlaka söyleneni yapmak zorunda kalıyorsa, Elestu bi rabbikum denilemez. Reddetme, kabul etme, reddetme ve kabul etme özelliği olana denilir. Kabul ediyor musun? Arabaya binerken beni kabul ediyor musun diyor musunuz?
Ama benim evime gelirsen beni kabul ediyor musun? Çünkü etmeyebilirim. Hürriyet-i mutlakanın alındığı yerdir. Yani hürriyet demedim, hürriyet-i mutlaka. Çünkü reddedilen Allah'tır. Mutlak bir zat reddedilebiliyor. Bu Allah hürriyeti ne kadar seviyor? İman değil ama. Hürriyet. Değil, orada bir şey yok. Rububiyet mi? Hürriyet de imanın hassasıdır diyor. Zaten iman edebilen hür olanlardır. Hür olanlar iman etmişlerdi. İman edenler de iman etme nispetini hürdürler. Niye Rabbüküm, Rabbüküm? Unazı bir Rabbina, sonra gitmeyeyim. Çünkü niye Rabbüküm? Bak bir parça gireyim. 18 bin alem rububiyetin tecellisidir. Bu aynı zamanda şahsiyet-i maneviye Muhammediye'nin hulasasıdır yani o. Elestu bi Rabbikum'daki o aklın, o diman oradaki oluşu. Orada akıl değil yani, dima var, dima. Elestu bi Rabbikum'da dima var. O şeceri hilkatin, şeceri hilkatin vücudu şahsiyet-i maneviye Muhammediye'dir. Bu insan değil bu. İsrafil. O 18 bin alemin, sistemin adı Rab. Rabb'ın şeyi, işletim sistemi. Yönetim yani, Rab. Kulazı bir Rabbinaz. Dimağın zarar verecek üç yapıdan bahsediyor. Rabbinaz, Melikinaz, İlahinaz. Sen diyor diş etkenlerden zarar, şunlara uymamaktan alacaksın. O zaman çaren şu üç limana girmendir. Allah'ın rububiyetine, ilahlığına ve şeyine, malikiyetine. Şimdi 18 bin alemi orada dölleyebilme yetisi ve yetkisi alınıyor. Elestu bi Rabbikum denebilebilmesi için hayır değilsin dene diyebilen birisidir. Hürriyet alınmamış orada. Hürriyet mutlaka alınmış. Hürriyet dayatmalara karşı hakim olmaktır 18 bin aleme. Allah'a karşı olabilmek, reddedebilmek hürriyet değildir. Hürriyet mutlakadır. Hürriyeti mutlaka sahip oluyor. Ve aynı zamanda mecula geçebiliyor bu dima. Dima zaten mecula benziyor. Kalbe benzemiyor. Çekirdek olması. Ve vahyin ilk muhatabı, koridoru. Çünkü vahiy dimasız kalple muhatap olunmamış, olmaz. Dima çıkartın. Vahiy olmaz şey, ruha, vicdana. Olmuyor. O fitridir. O zaten cennetliktir. Cennet aşağıdadır. Dima yukarıdadır. Dimağla cennete gitmek, bu dünya ile geçmektir. Dimasız cennete girmek, Adem'in cennete oluşu gibidir. Basittir o. Dimasız cennet, Adem'in cennetteki oluşu gibi. Dimalı cennet, buradan, bu koridordan gidiş gibidir. Çünkü cennet arşın altındadır. Onda dimalı döllenmemiş bir cennet. Döllenmemiş bir cennettir o. Ve cennetin o Darüsselam. Onun için o bildiğim Adem Aleyhisselam'ın bildiğimiz hangi cennet? Bize vaat edilen cennet değil o. Dünyaya benzeyen, işaret edeceğiz da dediği elma eriye benziyor. Rengi ve ismi benzeyen dünya cinsine, dünya tadı falan benzemiyor da rengi ve şekli benzeyen cennet dünya cinsinden olan adeta cennete girerken bir koridordan geçiliyor ya, işte dünyaya benzeyen cennet, Darüsselam, yani Adem'in bulunduğu yer, döllenmemiş cennet, dima döllenmemiş. Dima döllerse orası değişiyor. Düştü, blü veya şey yok da. Evet, yok. Oradaki cennette terakki de yok abi o zaman. Yok, orada bir şey yok. O yüzden biz o diğer cennete gitmemiz için Cenab-ı Hak dimağı yükledi bize. Evet. Terakki olsun diye. Orada çünkü orada koydun, Adem'in bulunduğu yerde terakki yoktur. Çeşitlilik vardır. Nihayetsiz çeşit yersin. Tamam. Elma yedin, başka yedin. Ama ötekisinde ise her an, her ana, yani bir an bir ana hiç benzemeyecek. Nisbileri çünkü döllüyor. Devam. Nihayetsiz tecelli. Bana dedi ki bir tanesi, abi dedi biz dedi cennete bıkmayacak mıyız hep aynı aynı. Yani bir şey biterse sen yolu bitir. Bana de ki abi yol bitti ben ne yapayım? Sen dedim esmi cennetteki esmanın perdesiz tecellisini bir an bir ana benzemeyecek.
bir an bir ana benzemeyecekse bunun sonu olmaz mı? Olur. Çünkü akılla düşünüyor, dimağla düşünmüyor. Akıl eşyanın ilişki ve çelişkisini şey yapıyor. Dimağı öyle değildir işte. Şimdi sen yolu bitir, ondan sonra de ki abi bak bitti ne yapayım. Ha o zaman sen köprü koyarım. Esma'yı bitir, sıfata geçersin. Bitmez ki. Öyle bir şey yok. Orayı değiştiren. Bu sefer bu dünyada sinü rüşte şey bulula yaşayan çocuk yapan böyle Müslüman vesaire cennete gidecektir. Ama bizim rüşle döllenen cennete gitmeyecektir. Bilmeyecektir zaten öyle. Peki o cennetin bitmiş hali midir arş? Hayır. Ondan sonra lef-i mahfuz arş-ı azam. Hayır. Mesela bir şey bizmiş, mantık şöyle kurulmuş. Bir şey bitirince ötekisine geçiyoruz. Hayır, bitirmeden geçebiliyorsun. Bunu rüşt çağı yapıyor. Bu bazı insan 70 yaşına gelmiş hala rüşt çağına gelmemiş. Ölmüş gitmiş. Ustad diyor ki 30 yaşına daha gelmemiş insanların evliyalara tefevvuk etmişler var diyor. Rüştüne ermiş. Rüşte ermek buludan sıyrılmakla mümkün. Bulu çocuk yapabilmek. Hayvanlarda da var. Bunlar bedensel bir hayattır. Peki Adem alemleri de dölleniyor mu? Dölleniyor. Yani cehennem oluyordu. Tabii mesela. Mesela şöyle diyeyim. Cehennem hiçbir şey değil. Adem alemleri bir şeyle nispeten. Çünkü bak Adem alemleri yersiz yer ya. Cehennem buna çalışıyor. Cehennem buna çalıştığı için cehennem dehşetlidir. Patron o yani. Patronu bu. Cehennem diyor Adem alemleri hesabına çalışıyor. Tamam mı? İyi dinleyin. Cehennem hiçbir şey değil. Ona çalışıyor. O zaman cehennem oradadır. Ama Adem buradadır. Dünyada var. Onun için cehennemin cehennemini burada yaşanıyor. Şöyle bir şey de var abi. Cehennemde sen yaptıklarının cezasını göreceksin. Adem'de senin yapmadıkların da var. Evet. Yapmadıkların da var. Niye? Yapman gerekip de yapmamanlar var ya Adem'e gitti. Yani bundan tebavüt etmek, uzaklaşmak ancak dimağın aktif olup alemleri döllemesidir. Öyle bir makama geliyor ki bu dimağ, hiçliğini bilerek, iyi dinleyin burayı. Adem'e vücutsuz ya, Adem olduğu halde Adem'in içine giriyor. Orayı vücut rengine dönüştürüyor. Canına okuyor yani. Yani subut-ı sıfatın çıkıp zat-ı sıfatlara giriyor. Ha? Peki ne diyorsun sen ya? Allah dediğine kulak verelim. Allah diyor ki Celle Celaluhu bir mana. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Dima çıkart, sır gitti. İnsanı sır yapan dimadır. Ne kadar önemli oldu dima ya. Böyle bilmiyorduk. Cehenneme girmek hiçbir şey değil. Cehennem dahi olsa vücut isterim diyor. Bunu isteyen, bunu fark eden dimadır. Cehennem dahi, bazıları diyor ki cehennem nasıl istenir? Adem'i bilmiyor ki. Adem ne demektir? Cehennem Adem'e çalışıyor. Peki nasıl Adem'i değiştireceksin? Ademleşerek. Vücut dengiyle Adem'e giremezsin. Seni bitirir. Canını okur seni. Adem'den daha Adem olacaksın. O zaman sana tesir etmez. Çünkü nur ateş, yani eleti ateşe vurun. Ateş nuru yakamaz. Ateş atıyor. O dima cennete girse ne olur abi ya? Bana adam bunu fark etmiş, tamam mı? Bunu fark etmiş. Cenneti isteyene ver diyor. Onu koymuş. Allah'ın vaat ettiği cenneti ver iste. Onu ver ona diyor. Adem'den daha çok Adem, yani hiç olmazsan, hiçin hiç olursan hiçe giriyorsun. Hiçe hiç girerse hiç olursun. Ama hiçin hiç olursan hiçi değiştirip vücuda dönüştürüyorsun. Ne? Peki şöyle bir şey söyleyeyim. İyi dinin. Bu daha garip. Adem'de ne var ne yok bilmiyoruz. Şöyle diyeyim.
Ben 8 kafalı, 10 ayaklı. Her türlü ihtimalle vücutlu yok mu? Şöyle olabilirdim, böyle olabilirdim. Tanrı gibi hükmedebilirdim. Her şey olabilirdim. Ama bu oldum. Vücuda çıktım. Bu vücuda çıkış miktarı Adem'dendir. Adem'de çıkmayan neler var? Vücut oradan çıkmışsa, ya çıkmayan ne var? Allah Resulü'nün ifadesiyle bana Kur'an kadar Kur'an verilmiştir. Ama vermeye mezun değilim. Şimdi bu vücut Adem'den mi çıktı? Adem'de çıkmayanlar yok mu? Ha, ona sahip olman için Ademleş, Adem'den Adem olman lazım. Tekvin mi oluyor abi orası da? Evet. Tekvin oluyor. Tekvine zata giriyor. Aklın çocuğu oluyor yani. Aha. Aklın çocuğu oluyor. Aklın çocuğu oluyor. Ya yok, tekvinin çocuğu oluyor akıl. Şey, dima. Dölleyince o. Evet, orayı. Dima tekvinden. Dima tekvindendir. Akıl ilimdendir. Subutu aşağıdan geliyor. Subutu sıfattan geliyor. Kur'an haricinde vacip tarafından bir döllenme söz konusu mu? Kur'an haricinde, Kur'an'ın dışında bana Kur'an, ama ümmet olarak değil. Fakat Kur'an'la o kadar fıtri yaşamış ki artık o diyor, canlı Kur'an'dır. Ne diyorsun sen ya? Allah diyor ki, ya Musa ben hastalandım, beni niye ziyaret etmedin? Acıktım, niye doyurmadın? Estağfurullah ya Rabbi. O sen... anlatmak istediği taraf değil mi abi? Ne, anlamadım orayı, dur. Yani onu söylersem çünkü bozmayayım. Senin de çok güzel mananı bozmayayım. Seni bozmayayım. Ben söylerim de seni bozmayayım. Şimdi dedi ki bildiğin şey, ya Rabbi estağfurullah, sen acıkmasın, hasta olmasın. Benim şurada bir kulum vardı. Çünkü adam tekvini sıfata sahip. Artık Allah ismi aşağıda. Geçmiş oluyor. Esma'yı geçmiş. Geçmiş demeyeceğiz, tövbe estağfurullah. Azami derecede mazhar olmuş. Ha, evet, tamam. Tabii tabii. Bu sefer adam emrediyor. Allah rububiyetini kısmen ona şey yapmış. Nasıl? Resulullah böyle elini şey yapıp iki ayırmadı mı? Ak dedi, akmadı mı? Bu Allah yapar bunu. Bu söylüyor oluyor. Allah onun ağzı oluyor, ağzıyla konuşuyor. Allah onu, onun emrini ona bağlamış. Allah dedi ki bütün sistemine, esmasına, mahiyeti zatı dedi ki Muhammed'e itaat edin dedi. Ak dedi. Sanki Cenab-ı Hak demiş gibi akıyor, su akıyor. Ve rahmeti rahmet ve lakin Allah rahmet. Attın ama sen atmadın, ben attım. Ama o attı, atmadım, ben attım. Bu sıfata sahip olmak, bu işte mucize oluyor. Adem, bak. Burayı kaçırmamanızı istiyorum. Bir daha ne olur. Vücut alemleri Adem'den tebaat etmedi mi? Adem'den çıkmadı mı? Peki Adem bitti mi? Dibi geldi mi? Su kurudu mu dibi? Yok mu orada? Onları merak etmiyor musunuz? Yok da olmayanı merak ediyoruz. Doğru. Yokluk alemi. Ama biz biliyoruz ki daha neler var. Ne var mı bilmiyoruz ki. Ona sahip olman için hiç olman lazım. Hiç değil mi bilmek? O zaman tekvin sıfatına mazhar oluyorsun. Aynadarlık oluyorsun. Bu sefer vücut sıfatında, vücuttan çıkanın dışında çıkmayanlara da sahip oluyorsun. Nasıl oluyorsa sahipsiz sahip, vücutsuz bilmiyorum ki. Yalnız sistemi biraz fark ettim. Yani veya yanılıyorum. Ben Risale'deki tefekkürlerimi söylüyorum. Bu doğru değildir. Yanlış da değildir. Ben öyle zannediyorum. Kur'an-ı Kerim mahluk değil ya. Bu mahluk mu? Kitabı bana kitap söylüyorsan... Evet. Değil değil mi? O zaman farklı bir döllenme peki, olur. Peki bir dakika. Risale-i Nur'daki hakikat nereye bağlı? Kur'an. Bak, Kur'an arşa taşı bağlı. Tereşüh etmiş için konuşuyor. Tereşüh ve ayetin ayetleridir diyor. Onun için bana fazla o konuda sormayacaksın. Tamam. Yalnız ne yaptı? Ben şuurlu hizmet ediyorum dedi. Ben şuursuz hizmet ediyor. Şuurlu hizmet ediyor. Siz neye hizmet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Evet evet, o var. Siz daha bahtiyarsınız diyor. Tamam mı? Ustad, siz daha bahtiyar. Ben diyor şuurlu mu diyor ya? Ben bilerek istihdam ediliyorum. Siz bilmeyerek. Çünkü bunları bilemez yani o abiler. Siz daha bahtiyarsınız diyor. Çünkü ben daha dikkat edeceğim. Ben istihdam ediliyorum ama haberim yok. O zaman hatam da kusur oluyor. Şeye benziyor, çocuğun hatası hata olmadığı gibi. Ama adamın hatası hatadır. Aynı hatayı çocuk yapıyor, hata değil. Aynısını ben yapıyorum, hata oluyor. Çünkü niye? Sinir rüştü yok da ondan. Sinir rüştün varsa hiç şansın yok. Ama şeye geçiyorsun, adetullahın arkasına geçiyorsun. İkisini kullanıyorsun.
Burada keramet, meramet bir şey değil o. Bunu şey için söyledim. Yani Kur'an-ı Kerim haricinde Cenab-ı Hak insanlarla da seni dönleyebiliyor yani. Evet. Bu Risale-i Nur dönleyendir. Evet. Dönlüyor. Allah'a yemin ederim, inandığım Allah'a yemin ederim ki Risale-i Nur dönlüyor. Bu asırda dölleyen odur. Ya asıl imamları dölleyici değişti. O vazifeleri var. Bir yer okuyor. Padişahların padişahı olan Sultan Ezeli, Kur'an denilen muzika ilahiyesiyle umum alemi doldurarak kubbe-i asumandan şiddetli ses getirmekle sadef-i keh misal olan ulema ve meşayih ve hutebanın dima, kalp ve fehimlerine vurarak aksı sadası onların nisanlarından. Dölleyerek çocuk. Aksı sada çocuk demektir. Ben sana bir döllemeyi anlatayım bir tane. Dima. Meyremdir. Meyrem, özür dilerim, erkek döllemedi. Ama döllendi. Döllenmeden çocuk olmaz. Erkeksiz döllemek vardır. Her şeyde istisna vardır. Hava validemiz babalıdır, annesizdir. Annesiz babası, baştan alayım. Annesiz babasız Adem'dir. Hiçliğinin simgesidir. Kur'an'da Safiullah'tır. Baba var, anne yok, Havva'dır. Anne var, baba yok, İsa'dır. Bu dima rahimdir, yumurta. Dima aynı zamanda. Kulak, Meryem zarı bozulmadı, kulak zarı bozulmadı. Cebrail, Ceberut. Cebrail geldi, dölledi. Malzeme Cebrail. Dölleyen Allah. Cebrail geldi, zarı bozmadan dima dölledi. Yavru oldu. Meryem doğurdu. Bak doğma yerine benziyor. Doğurdu İsa. Doğan çocuk büyüyecek sende, gönlünde. Ölü gönüller dirilecek. İsa ruhullah. Peki gelen şey, gelen kelimullah. Musa. Çünkü suyla. Bakın. Akıl dölleyen değil miydi? Öyle. Burada dölleyen kim oldu? Şey akıl. Dima dölleyen değil miydi? Dima öyle konuştuk ya. Dima dönüyor ve dönüştürüyor. Peki bu dima kim dönüyor? Kim dölledi? Cebrail. Dima Cebrail. Bu alemdeki Cebrail, Ceberut. Ceberut alemleri, fırtınalarını isteyen. Ceberut. Cebrail. Şimdi bu Kur'an, kainatın aklı Cebrail. Bu kainatın hayatı İsrafil. Bu kainatın ruhu Azrail. Bu kainatın his ve şuuru Mikail. Peki, burayı da şey, tencereye getirdik. İnsan bu şeceri hilkatın hulasası ya. Dima Cebrail. Dimağımız. Tamam. Koy tencereye. Hayat İsrafil. Koy tencereye. His ve şuur Mikail. Ruh Azrail. Karıştır insan. Sen kimsin o zaman? Bunun dışındasın biliyor musun? Bu değilsin. Dölleme anında karşıkiye tebliğ ederken Cebrailliğimiz çıkıyor. Cebrail oluyoruz. Dönüyorum orayı. Senin kafana giren bu fikirler senin dima, senin meyrem oldu. Meyrem yapı. Senin dimanda İsa inşa ediyor. Sen de doğurmayı namaz niyaz. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltmedi mi? Allah'ın izniyle. Peki o ölüler öldü mü tekrar? Yaşamadıklarını öldü. Madem ölecekti niye diriltti? İsa ölü gönülleri diriltiyor. Ne ile diriltiyor? Ağızdan çıkan kelam İsa'dır. Ağızdan çıkan bu meyremdir. Burada, yavru oldu, yavruyu doğuracak. Kelam. Gelen kelime çıkan kelam diyorsunuz abi. Ha bir dakika. Gelen Musa. Gelen Musa.
Doğan İsa. İsa zaten son ya. Tamam. Şuradaki sistem yani kelime getiriyor ya yani Cebrail, Ceberut. Allah canibi Cebrail, bizdeki canibi Musa yani eğer peygamber indirgense. Peki o doğan, o bebek Meryem İsa'yı doğurmadı mı? Evet. Doğuran peygamber hidayete vesile olmadı mı? Oldu. İşte kelam İsa. Gidiyor kaşıyı dölüyor. Kafir Müslüman oluyor. Gafil uyanıyor. Yani Nurcu ülfetten kurtuluyor. Yeniden doğuyor. Yeniden doğuyor. O zaman sen doğdun. Niçin? Çünkü sen İsa'yı doğurdun. İsa'yı sana attım yani. Bizden çıkan kelam erkek o zaman. Bizden çıkan kelam zaten dölleyin ya. Gitti yeri dölecek ya. Dölleyecek ya. Erkek yani. Erkek deyince bu dişilik erkeklik değil. İkisini mi demişler ama değiştiriyor. Evet. Değiştiriyor ikisini. Mesela diyelim ki eşcinsel adam. Hani kadın gibi de işlev yapabiliyor erkek. Ha bak iki taraf da var. Mesela ben bazen bana kızdıkları zaman bazı vakıflar veya size. Ya bana fazla kızmayın. Niye kılmayın? Ustad diyor ki kar bir sülüs çocuk. İki sülüs erkek. Ben mesela üç var benim. İkisi adamım. Benim bir tarafım bekar olduğum için çocukluğum var. Kız namusunu korusun diye bekarken evlenmeyen kız üçte ikisi kızdır, üçte biri erkektir namusunu korusun diye. Bekar erkek ise üçte iki erkektir, üçte biri çocuktur. Çünkü çocuk herkesin kucağına oturur gider. Onun için hangi kadınla olursa yani evlenirse onunla imtizaç edecek. Ben size kızdığım zaman üçte birime verin. Çünkü çocuğum. Sizin ama çocukluğunuz yoktur. Sen hariç. Sen de hariç. Sen de çocuğuz. Üçte bir. Biz özürlüyüz. Konuştuklarımızdan da özürlüyüz. Bu konuştuklarımızın çocukluğumuza verin, kale almayın. Diyorum bu enfasi şeyler. Şimdi vacip döllenmesi buradan gireceğiz. Evet abi. Bu daha zemin. Hangi kelimeler üzerinde aratalım abi? Zor mu sordu? O kadar acayip bir şey ki. Malzeme toplayıp dökmek lazım şey. Acayip bir şey ya. Yalnız şu var. Vacip toplaması mı yapsak acaba? Bize bir yer gösterin abi, oradan bir kapı açalım. Şimdi bir bakın. Peygamberlerin var ya 20. söz. Bu işlevlerine bizdeki karşılıklarına bir bakın 20. söz. Harman bakacaksa. Beraber halledeceğiz abi inşallah. Bu bir. İkincisi. Bak. İnsanın ruhu alem emirden ya. Evet abi. Ruh. Emir tekvim olaydan bakalım. He. Buradan değil. Yedin çağrıda abi. Evet. Ona bak böyle. Ondan sonra peygamber kısaları çok önemli ya. Böyle acayip bir şey. Bu dünyaya baksın bir tanesi. Yani dünya küre arz değil ya. Yani bu küre arza binler alem birbirine bindirilmiş ya. Ona o bindirilmiş buraya dünya deniyor. Dünya olarak mı? Dünya dölleniyor abi o zaman. Evet. Komutana verdim abi bunu da. He. Tamam. Zaten ya bir tane mi yapalım? Dur. Osman abiden kaldı. Yasin. Yasin. Mesela sizin ne hatırınıza geliyor? Çünkü çok geniş. İhata edemiyorum. Yani ben size desem mesela tekvine çalış desem tekvine bir çalış Yasin. Ya. Sana yakışır. O zaman ayıralım. Emir Erdin Çağrı dostum, tekvin dostum. Tabii ayrı bir şey zaten. Sen daha çok hangisi vakıf şeyin? Bakarız abi. Lef-i Mahfuz. Dima ya. Ceberut ya. Lef-i Mahfuz'un tasavvuftaki ismi Ceberut. Yani simki mesili Cebrail, bizdeki karşılığı Dima. Dima Cebrail'leşiyor. Orada nasıl bakıyor ona bakalım. He bak. Tekvinin üstü müdür abi sır? Tekvinin üstü müdür sır?
öyle şey yapıyorsun ki fırtına. Yani. Soru aynı yerde ama hakikatları yani acayip. Yani sanki Letaife baktığı için Şunat'a mı bakar acaba? Bak bir kere şunu yapalım. Şunat zatiye var. Bir de Şunat ilahiye var. Şunat bir değil. Mesela şefkati mukaddese, muhabbeti münezzeye falan. O şunat zatiyesi bu yok ki. Zeytinburnu'da kim vardı? Dedikleri zaman. Ya Aslan var, Şenhan falan. Ya koca 1 milyon insan var ya. Ama hani bunu kastettimmiş. Yani şunat zatiye dedi böyle bir şey. O ya sır. Şunat zatiye bakıyor ya. Sırda hani letaif noktasında eğer mahiyeti şunattaysa bir tık üst olabilir gibi. Yani. Şimdi bak şöyle yapalım. Bir şeyi tanımak için yaptığı işe bakalım. Bir yön bunu yazabilirsiniz. Bir şey tanımak istiyorsanız kendisini tanımak çok zordur. Ama yaptığı işte bakarsan ona, onu tanımak çok kolaydır. Sır ne iş yapıyor? Abi Cebrail de bir dölleyen lazım. Cebrail'i dölleyiyor işte. Evet. Bak, sırın sırrı o zaman sırın işlevidir. Bağlantı olduğuna kanıt oluyor. Sırın sırrı da Allah'tır. O zaman sır nedir? O zaman bu nedirse nerede olduğu belli olur. Çok kaçık oldu. Çok sırlı konuşmuyor. Çünkü Allah hadisi kutsi öyle diyor. Herkesin bir sırrı var yani. Ben de Allah, benim de sırrım yok mu yani diyor. Demek istiyor. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Yani Allah'ın sırrının GPS'idir sır bizde. Sır koy kenara, meşgul olma demek değildir. Bak, Allah'ın sırrı insansa, insandaki koyduğu GPS'tir. Allah ile diğer direkt bağ olan yönü. Allah'lık hakikatinin taayyum ve teşahhus ettiği yerdir. Yersiz yer tobesle. Yani ayetteki karşılığı İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Sen dendiği diyen sırdır. Çünkü elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Hangi zaman tekilli kullandı? 3. Ben, sen, o. O alemlerin Rabbi. Er-Rahman, Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. O ama. Maliki Yevmiddin. O din günü sahibidir. Ahiretin sahibidir. O. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ben sana ibadet ederim. Ettiğim için, seni kabul ettiğim için senin hakikatin bende taayyun etmesi lazım. Onun adı yardım. Ben seni kabul et. Sensin tek yegane hakikatim. Sana iman demek. Sana mazhar ayna oldum. O zaman senin taayyum ve teşahhusun hakkımdır. Diyendir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Bunu diyebilen de sır sahibidir. Sır sahibi kimdir? Sır sahibi şuurlu veya şuursuzdur ama sır sahibi Adem'den bahsedenlerdir. O zaman siz biraz sırrı gördün mü biraz nereye gitti? Çünkü Allah kainata tecelli Allah sığmadı. İlmi, iradesi, kudretiyle kainattadır. Zatiyle tek bir şeyde var insanda. O olduğu yer, yersiz yer. Bu yerin adı o zaman abi. Yersiz, yerin yersiz adı. Ne? Öyle işte. Tamam, şimdi derssiz kalman yok. Yok abi. Daha bir şey olacak. 3 saat mi oldu? Bundan sonra şeyi konuşacağız. Dimağın beslenmesinden vacibe kadar geldik. Dimağın enerji üretimi, kendi içerisinde sentez yapması ve döllenmesini peygamberler vasıtasıyla konuşacağız. Ondan sonra dimağın çıkış, döllenme işini yine peygamberler vasıtasıyla konuşacağız. Peygamber kısalamı zaten ikisinin içine katarız. Sonra dimağın ifrat, tefrit, vasat mertebelerine bakacağız abi. Var mı onu böyle bütünde diyebilir miyiz yoksa o ayrı ayrı şeylerden... Öyle bir yere olacak. Geldi ki... Olur mu? He, nasıl dedin? Bu ifrat, tefrit, vasatı diyoruz ya. Evvel, ahir, zahir, vardır. Tabii. Vardır değil mi? Var tabii ya. Yani hepsi... Tabii onlar hep böyle daha diş taraf. Tabii. Ve son olarak da kardeşlerin hususi şeyleri varsa, hissi, husus tefekkürleri... Hizmette, tecrübette, hadi hakikatlar varsa Dima öyle bir mertebeye geliyor ki biraz da ona şey yapayım. Vacipten nasip edeyim. Bunu fark etti ama tanımlayamadı.
tanımlayamadığı için tarif edemedi. Tarif edemediği için bıraktı. Muhyiddin Arabi, odur dedi. Her şey ondandır. Bunu diyen dimağdır. Tekvine giren sır mıdır abi? Beni biraz çıkartsana oradan diye. Sır. Tekvine sır giremez ya. Galiba daha yukarıda olacak sır. Şimdi bak Muhyiddin Arabi Şeyh Kibir yani hidayete ermişti ama hidayete erdiremez. Bu olayı konuştuklarını fark etti ya, içeride yaşamasına, kendisini gezmesine dima sebep oldu. Ama bunu fark eden dimadır. Ama tanımlayamadı. İşte öyle bir kalp ve dima bütünlüğü oldu ki hiçbir şey gözükmedi başka. Bunu dima şap. İşte dima kontrolsüz olursa böyle bir tehlikesi var. Herkesin bir Hasan canı var ya, Hasan canı derler. Yavuz'un Hasan canı var. Fatih'in Akşemseddin'i var. Şeyin Yunus kimindi? Şey var. İbrahim Ethem vardı şeyin. Sonucu baba. Vesaire. İbrahim Ethem yok. Bir tane şey vardı ya orada, bir tane meşhur, bir tane meczup. Mevlana Şems mi? Mevlana Şems gibi. Yani her padişahın bir canı var yani. Yani dimağın da Hasan canı olması lazım. Yani kontrolsüz diman da bu tehlikesi var. Bu sefer hem ostur demeye başlar. Her şey odur haşa. Mıknatıs'taki demir misali. Evet yani Mıknatıs, evet doğru söylüyor. Demir yapışınca bu demir de Mıknatıslık yapıyor. Ama bu demir dese ki ben Mıknatıs'ım, korkunç olur. Ama bunu da fark eden odur. Adeta vaciple mahluk arasında haydi ittisal zarı gibi bir şey yani. Dima mı abi? Dima. Bak, sanki böyle. Mülk ile mülküt arasında ne kadar kalın mesafe var, ne kadar incedir. İlim ile cehalet, ahiret ile dünya, öyle demiyor mu Üstad? Evet. Vücutla Adem arasında ne kadar korkunç mesafe var büyük, ne kadar mesafesizlik var ince. Bunu yapan işte bu ince şey dima. Bu evveli anlamak 198 mesnevide. Evveli anlamak için hep bunlar. Evet, evvel. Adem'de anlayamadığımız. Yo, evet, evet. Bu dimağın evveli bu. Dimağın evveli bu. Evvel isminden onu çıkarız. 198 mesnevi de diyor. Ne güzel diyor değil mi? Mülk ile melekut arasına ne kadar kalın mesafe var, ne kadar incedir. İlim ile cehalet. Mesela gece ile gündüz. Aha gece oldu geç. Hayır. Gece, gündüz bitmesin nispetini. Hop derken siyahlık oluyor. Hop, yani çizgi yok. Ne kadar ince bir çizgi, ne kadar kalın çizgi. Yani gündüz azaldıkça gece çoğalıyor. Gece çoğaldıkça gündüz azalıyor. Yani ne dersin işte. İlim cehil. Su, buz. Su ile buz arasında ne kadar mesafe var, ne kadar korkunç mesafe var. Ne kadar hiç mesafe yok. Su buzun neresindedir? Odur. Onun sıfatıdır. Ama ne kadar mesafe var? Donmuştur. Korkunç mesafe var. Yani buz dünyadır, su ahirettir. Böyle bir şey. Dima, mesela dünya, dima beyinde tezahür eder ama dima ötelerin buradaki ifadesidir. Burayla hiç alakası yok ama burada işler yapıyor. Çünkü burayı döllüyor. Değiştirip dönüştüren. Üç tane şey var. Değiştirmeden, dönüştürmeden alıyor. Değiştirmeden dönüştürüyor. Dönüştürmeden değiştiriyor. Hem değiştirip hem dönüştüren. Türev gibi yapıyor. Böyle bir şey var dima. Onun için burada lazım. Yani kavşak, koridor. Bunu mesela dima mesela cinsellik anında olan haldır. Varlıktan sıyrılıyorsun, onun adı lezzettir zannediyor. Mesela diş ağrıyor, adam morfin vuruyor, lezzete inkılap ediyor. Oysa elem duruyor, hissetmiyorsun. Yani cinsellikte şu var, sıyrılma var her şeyden, sıfırlanmaya doğru gittiğin için onun adı lezzettir. Lezzet hakiki değildir. Lezzet hakiki imandadır, vücut anlayışındadır. Çünkü buradaki lezzet vahid-i kıyasidir,
dereceleniyor çünkü. Oysa hakiki lezzet zıttı olmadan olandır diyor 32. sözde. Buradaki şey bir yerden sıyrılmanın adıdır. Bunu dimaya mı örnek veriyorsunuz abi? Dima. Peki öbürsü hakikati olan vicdan mı yapıyor, kalp mi yapıyor? İşte o mesela diyor ki, onu şey yapayım. Sen diyor lezzeti diyor kıyas ederek bilinen bir lezzetten bahsediyorsun diyor usta. Mesela diyelim ki yemeğin lezzeti açlıkla bilinir. Diş örneği gibi. Her diş. Açlığı kaldırın, yemek lezzeti yoktur. Dünyadaki kendeki dayatmalardan üzerimizdeki baskıları kaldırın, cinsellikte lezzet yoktur. Çünkü cinsellik geldiğin yolu kullanarak aslına doğru seyahat etmek, üzerindeki battaniyeler atmaktır. Ne kadar böyle ileriye gidersen o kadar lezzet alıyorsun. Ama iman böyle değil işte. İmandan lezzet alman için ah bir kafir olayım da, bir kafir olayım da imandan lezzet alayım. Kafir olmaya gerek yoktur. Çünkü iman kendisi zıttı yokken de lezzetlidir. Başka? Hüsnün lezzeti, kemalin lezzeti, vücudun. Mesela benim en çok etkileyen, kör olsan, hiç olsan, kadın, erkek fark etmez. İmandan sonra varlıkta en büyük nimet ve en büyük lezzet var olmak, vücut nimetini fark etmek lezzeti. Vücut, vücut, ben vücuttayım, varım. Bu ne kadar değerli biliyor musun? Allah kadar kıymetlidir bu anlayış. Yani varlığıyla varım ya. Varlığını bilmek var ya varlığını. Ya kör ol ya. Doğ bir kere ya, doğ bir defa. Ağla, doğdun, ağladın değil mi be? Ondan sonra cenaze namazın kılınır ve büyükler gibi muamele görürsün. Ağlamadın değil mi? Düşük oldun. Seni kontağa sararlar, atarlar toprağa. Cinin bir şeyiz. Gibi. Yani imandan sonra varım. Olması ve diyebilmesi için Allah lazım. Alemindeki Allah kadar çok kıymetli bir şey yani. Şart ağlamak mı abi? Şart ağlaması çok farklı bir yere gittin mi? Evet. Çünkü hava alması lazım, ağlaması için evet. Ciğerlerin yanması lazım. Havada iyi sevinme işte, döllenme başlıyor. Döllenme. Çünkü nefes almayan ağlayamaz. Efendim, hayatı olmayan da nefes alamaz. Ama bize en dışa vuruşundan haber veriyor. Çünkü nefes alıp almadığını bilemeyiz biz. Ağlarsa anlarız ki nefes aldı, nefes aldığını da hayatta olduğunu anlarız. Yani kimyasal olarak ciğerine ilk defa oksijen girdiği için yakıyor. Senin yanıcı bir özelliği de var ya. Evet. O ilk oksijenle birlikte sonra zamanla tabağa alışıyor fıtrat da. İlk oksijenle birlikte ciğerleri yanıyor. Ondan ağlıyor diyor şey biyoloji. Biyolojiye göre böyle ama şey olarak enfüste düşünürsek. Yandım piştim. Yani, mesela şu dersleri mesela ilk defa duyan mesela ne diyorlar bunlar ya? Ne diyor, manyak mısın, deli misin? Nedir bu? Ciğere ilk defa okşan girdi. Ha, ağlamaya başladı. Evet. Abi ben ilk defa derse giriyorum. Şu an hiçbir şeyi takip edemiyorum yani. Beş dakika sonra biraz düşünüyorum. Hani evet, doğru. Doğru. Çünkü bunları takip edebilmek, yani mesela böyle bakarken bile, mesela şeceri hilkat nazarımda mesela şey soruyor ya Harun, abi tekbin. Nereye gittim biliyor musun? Tavgızat-ı sıfatta, şecer-i hırkat var ya, buradayım var ya, o nazarında olamayan orayı tefekkür edip konuşamaz, ani cevap veremez. Ani ve hazır cevapçılar şekilcilerdir. Onlar çünkü oraya koymuştur. Ne demek mesela? Diyelim ki tekvin. Nerededir? Şecer-i hırkata çık, karşıya çık, 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 çık. Ben çıkıt diyorum ama benim alemindesin. Ondan sonra bir sırayla çıkayım. Mecur, esma, sıfıtı sıfat, zat-ı sıfat. Sonra şunat ve mahiyeti zat. Tekvin deyince ben hemen zatı sıfattayım. Pergelimi oraya koydum. Ne dedim dedim. Oraya ne dedim demek? Oraya dur bir pergeli koyayım. Hah şimdi söyle. Oysa anladım. Anladım ama pergeli koyamamıştım. Bir dakika ne? Abi sır tekvinin içinde mi? Dur. Eğer tekvinin içinde olsaydı şunlattan haberdar olamayacaktı. Bak eğer sır tekvinin içinde olsaydı tekvin zatı sıfatta. Zatı sıfatın üstünde ne var? Şunat-ı zati var. O zaman şunat-ı zatinden sır haberi olmayacaktı. Nakıs olurdu sır. O zaman sır tekvinin içinde değildir. Çünkü şu onun üstündeki şunattan da üstün olması lazım. Şunat-ı zatiyede mi o zaman? Şunat-ı zatiyede. İlahide dedim. Evet. Zatiyeye bakıyor. Şunat-ı ilahiye var, şunat-ı zatiye var.
Şuunat-ı zatiyenin zirvesinde. Zirvesinde. Evet. Çünkü zatı muhatap oluyor. Yani ne demek istiyorum? Böyle ne o şeceri bu enfusi dima şey yapan adam, meşgul olan, ben çalışmam. Şeceri hilkatteki o 10 küsür kaç tane alem ise fazla değil. Çok 19 tane mi ne? Bunun sırasını ezberleyecek. Kesin. Bu yoksa yürüyemez. Lef-i mahfuz deyince sen lef-i mahfuzun üstünde ne vardı? Arş. Arş. Dibinde ne var? Arş. Değil mi? Arş ve arş-ı azam arasındadır. Bu konuşurken abi lef-i mahfuz Cebrail laf, hemen hayalini getir. Bu işi. Koy oraya şeyi. Pergelini lef-i mahfuza koy. Şey koydun mu? Pergelin üstünde ne var? Arşın şey lef-i mahfuzun üstünde ne var? Arş-ı azam. Dibinde ne var? Arş. Ha şimdi konuş. Daha bir saat konuşursun. Çünkü niye? Lef-i mahfuz arş-ı azama göre nedir? Lef-i mahfuz arşa göre nedir? Bir de lef-i mahfuz kendisindedir. Çok o zaman artık ufkun çok geniş oluyor. Konuşman, hitap etmen, ikna etmen çok değişik oluyor. Tefekkürün değişiyor zaten. Miraç'ta hani Allah Resulü'nün bir yer vardı ya ve ayağın üstüne bastığı yer. Zeminsiz zemin. Zeminsiz zemin. O sırrın orası. İşte insandaki işletildiği yer Kab-ı Kavseyn'dir. İşlediği, en zirvede işlediği yer, sırrın işlediği yer. Bizde işlediği yer. Çünkü niye? 149 isiki tasdik kaybede diyor ki, tecelli zata mazar olduğu için, o söyle, tecelli zata mazar olmak sır latifesinin inkişafıdır. Öyle diyor. Siki tasdik kaybede diyor ki, bütün evliyaların omuzu benim ayağımın altındadır diyor Geylani. Bunu diyor o makamda olanlar oradan bakanlar diyebilir. O makamda olmayıp oradan bakmayanlar bunu diyemez. Saygısızlık olur diyor. Çünkü niye? Çünkü Geylani tecelli zata mazar oldu diyor. Tecelli esmaya değil, tecelli sıfata değil, tecelli şunata değil, tecelli zata mazar oldu. İşte orası. İşte nerede söylüyorum? Üstüki tasrı kaybı. 149. Ha tecelli zata mazar olabilmesi için sır latifesi aktif olması lazım. Şimdi vacibül vücut işte sır latifesi dimasız düşünemezsin. Zaten hepsi manasını yitiriyor dimasız. Döllenmiyor. Ruhu dölleyen de dimadır, kalbi de dölleyen dimadır, vicdan da dölleyen dima olduğu için şeceri hilkatte dima kalpten üstüne konmuştur. Üste çünkü vahiy ilk muhatap orasıdır. Yani vahye kalp, şeceri hilkatte, lef-i mahfuz yukarıda değil mi? Hı hı. Kalp ne demek? Kalp şeceri hilkatte ne ifade ediyor? Arş. Ama ruh, arş azam. Ha, çünkü vahiy, dima kaldırın vahiy yoktur. Ruha nasıl vahiy gelecek? Yani vahiy bakışıdır. Ama vücudu alemler için değil mi abi? Evet. Normalde öbür türlü düşünseydik. Harun abi ilmeği bir harita çıkaracakmış abi. Öyle mi? Çok iyi. Doğru. Çıkartacak tabii. Yani bu arkadaşlar bu kaç kişi? Bu enfusi 2, 4, 6 kişisiniz. Benle beraberiz. 7. 7 kişisiniz. Tamam. Bu buradan tabii diman yani gelecek nesile ilk önce bize ve öyle bir hale inşallah şey yapacağız ki böyle bir gayemiz yok. Yani burayı zaten orayı burada hissediyoruz. Fikrediyoruz. Yer yer ders ortamında miracımız oluyor. Hissetmek yani. Miracı his. His seviyesi. Buna benim tanımlamamla, külliyatta yok böyle bir tarif. Ünsiyeti hak. Hakka ünsiyet ediyoruz. Ülfet etmiyoruz. Tabi estağfurullah. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bu hem kendimize hem burada böyle hani böyle insanın bu derste var ya böyle derslerde böyle hani var ya bir konturun sayısını altında yazı vardı üzerinde ince bir şey sürülmüş ya böyle kazıman gerekiyor. Yani bu dersler ahiretin üzerine kazıyor. Ahiret sudur, dünya buzdur. Hani hep böyle kazıyacaksın ya. Kazıyamadın diye biraz kazıdın eline koy sıcaklıkla erisin soğusun. Ahiret olsun. Burada oraya işe. İşte dima bu haritayı tefekkür etmemize vesile oluyor. Tefekkür ettikçe ne ediyorsan olsun oradasın. O zaman beşeriyetten sırılıyorsun. Dimadan çıkıyorsun. Dima ala.
Dimağın bir işlevi de var. Dimağdan çıkmamıza sebep oluyor dima. Onu yaz. Dimağda hapsolmuşlar diyordu da. Evet. Bizim ölüme haz var. Dima ile ama. Dima ile hapsoluyor. Dima ile de çıkıyor. Dima ile çıkıyor. Dima artı vahiy eşittir zihin. Doğru. Dima ne? Bir daha da. Dima artı vahiy. Yani dimayı vahiye. Yok. Bahsediyor. Dima demeyelim. Akıl artı vahiy zihin. Dima biraz, evet onu besliyor, oraya veriyor. Ama çok nakıs olur dima. Daha kapsamlıdır tabii. Çünkü akıl dimadakileri topluyor, vahiye göre şekillenip vicdandaki zihni veriyor. Az önce tersini demedik mi? Ne dedik? Dimanın yanında akıl küçüktür falan diye. Tabii tabii. Dima bütünlüktür. İçerisinde akıl var ya, içerisine girdim şimdi. Hmm. Şimdi böyle olursa da bir karıştı. İçerisinde bir sıfattır akıl, dima. Düşünme. Şimdi içeride bunu kastettiğini anladığım için onu kastediyorum. Her taraftan bir şeyler topladı. Dimadaki bütünlüğe akıl tefekkürle getirdi mi? Tefekkür aklın içine bir sıfattır. Ama akıl da dimağın içinde bir sıfattır. O tefekkür dima bütüne getirdi mi? Getirir. Aldığı malzemeyi vahiye göre şekillenip vicdana veren. Ama dimada başka şey de var. Sözcüde bak işte. Dima, dimala dimada hapsolur. Dima, dimala dimada hapsolur. Dimadan dima ile çıkacaksın gene. Çünkü dert dermandır. Bir şey dert olabilmesi için dermanı barındırması lazım. Dermanı olmayan dert, dert değildir. Çünkü dertler bana dermanmış. Bir daha. Eğer içerisinde derman yoksa o dert değildir. Öyle bir şey yoktur. Eğer imanın içerisinde küfür yoksa iman değildir o. Olmaz. Çünkü iman denebilmesi için küfür lazım. Ondandır ki 5. Remiz Hayk bahsinde imanın vesvesesiz mertebesi diyor. Şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi. Ama şüphe ve vesveseyle varıyorsun. Onun için şüphe ve vesvese kimse duymasın. Nimettir. Çekirdeğin kırşaf ettiren malzemelerdir. Çünkü imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesini varabilmen için şüpheli ve vesvese seni aktif ediyor. Neye benziyor? Niye vesvese verildi diyor Üstad Hazretleri Vesvese Risalesi'nde. 3 sıfat için. 1. Tahariye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Bir de uyanıklığa. Teyakkuza sebeptir. Vesveseyi çıkartın atın, bu 3 tanesi yoktur. O zaman adam da değilsin o zaman. Olamaz. İnsan olamaz. Onun için dimadan çıkmak için gene dimağı kullanacaksın. Kendisini de döllüyor. Böyle özelliği var demek istiyorum. Kendisini değiştirip dönüştürebiliyor kendisi. Mesela o kelebek mesela. Tırtıldı. Yapraktı. Tırtıl. Tırtıl var ya. Yürüyor ya böyle. Kelebek oradan çıkıyor. Kendi içinde. Yani dima, dimadan çıkıyor. Dima atandır aynı zamanda. Ne oluyorsa. Anladın mı? Kabuk değiştiriyor gibi. Acayip bir şey bak. Dima kendisini dölleyerek böyle bir özelliği var. Dünyada öyle değil. Hep dölleme karşıyı gözüküyor. Aslında batında dölleyen ağzına zaman döllendiği için dölleyebiliyor. Sinir üstü bundan bahsedecektim, girmedim. Sinir üst aslında döllendiği için dölleyebiliyor. Vahiy de döllendiği için. Evet. Çünkü döllenebilen dölleyebilir. Peki onu döllemeyi açan ne abi? Döllemeyi açan ne? Yani ne değişiyor da 6 yaşında geliyor birisine 15 yaşında geliyor birisine. Rüşt sırrına sahip olduğu için. Rüşt'e bir bak. Rüşt. Yani akıl dima kendisini dölleyebiliyor. Kendisi kendisi olmayabiliyor. Kendisiyle ama. Neymiş bu etme? Herkes başka bir yöne kaydı abi. Biz neyle uğraştığımızı bilmiyormuşuz abi. Usta diyor ya siz bilmeyerek diyor. Ya. Risale-i Nur ne acayip bir şey. Çünkü arabada bile seyahat ederken, uçakta bile okuyor.
durmuyor. İstesem de elimde değil ki, kemalat değil. Nefes almak kemalat olmadığı gibi yemek yemek kemalat değildir. Namaz kılmak kemalat değil. Nafile kılmak kemalattır. Farz namazlarla Allah'a yanaşmak yoktur. Nafilelerle yanaşılır diyor hadiste. Çünkü farzlar zaten şükür örfüdür. Yaratılışın ücretidir. Ama nafileler öyle değil. Tercihtir. Farzlarda tercihin yoktur senin. Yani Nurcu öyle bir hale geliyor ki kemalat değil risale okuması. Şansı yok. Başka nefes alamaz. İşte bu dima yani. Çünkü risale, peki nasıl yapacağız? Sen o toplama yapıyorsun. Dima nedir? Asır, senelerce meşgul olmaz. Tahayyül nedir? Tefekkür, tek tek toplama, okuya. İfrat, tefrit, vasatını baktın. Mesela aklın, ifrat, tefrit, vasat. Aklın evveluhu ismi nasıl bakıyor? Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batını. Aklın çekirdeği, aklın meyvesi. Evveluhu, aklın çekirdeği. Ahiruhu, ağacı meyvesi. Zahiru, ağaç. Batını, ağacın içindeki makine. Aklın da böyledir. Aklın evveluhu, ahiruhu, zahiru, batını. Tamam mı? Bir şey anladın mı bunu? Koy bunu. Bunun da bir de ifrat, tefrit, vasatı var. Bir de buraya koydun mu, dimadaki işlevi var. Yani işimiz çok daha. İki aylık mesafede kaç çiftliğe gideceğiz ya, orayı dölüyoruz. İşimiz bu olsun. 60 sene, dünyada 2000 sene yaşasam bile Adem Aleyhisselam bir rivayete göre öyle yaşamış. Nuh Aleyhisselam 950 sene. Kaç gün sayılıyor biliyor musun? 900 sene yaşayan bir gün. Allah Resulü 63 sene yaşadı, o da bir gün sayılıyor. Bir gün sonra bir istasyon var, o istasyon bilete göre biniliyor diyor. Peki o istasyon neydi? Kabir. Kabire istersen 900 senede gel, istersen 63 senede gel. Çünkü kabire Resulü 63 sene yakındı. Bak 63 sene, Adem Aleyhisselam şu 2000 sene, Nuh Aleyhisselam 900 sene yakındı. Önemli olan değil. Bu bitti mi? Hepsinin bir günü sayılıyor. O adamın 900 senesi bir gün sayılır. Ötekisi 2000. Peygamber Aleyhisselam'ın 63 senesi de bir sayılır. Kabir bir istasyondur. Trene vesaireye, uçağa, şimendere, fere, gemiye, tayareye, sermaye göre binin. Ha 59 nerede? Bundan sonra 59 başlıyor işte. Nereye kadar? Ta Rüyetullah mazar oluncaya kadar, o zaman diyecek, of be, bütün tehlike bitmiş. Ondan sonra başka bir şey başlıyor. Ve Kur'an var, mezun değilim, o Rüyetullah'tan sonra başka şeyler başlıyor. Cennet var, burada Müşahadetullah var, burada Rüyetullah yok. Müşahadetullah burada var. Cennet-i Müşahadetullah yok. Basit. Müşahadetullah basit derken düşük. Rüyetullah cennette. Var ya. Cennette. Üstün. Ondan sonra Rüyetullah. Rüyetullah'tan sonra o cennet Allah'ı görme. Başka bir Kur'an başlıyor herhalde. Seradikat-i tecelliyat mı? Seradikat-i tecelliyatlar. Mesnevi 641'de öyle. Ondan sonra başka şey başlıyor. Onu bilmiyoruz. Abi acaba şey olabilir mi? Hani sır var ya. Sır. Hani Allah'ın sırrı sonsuz olur. Her bir sırrı çözmekte bir zevk olur. Hani bu cennette de bu sırları çözdükçe farklı bir zevk ailesi. Lezzet-i ruhani olur, doğru. Ondan sonra mesela bu dünyada da var belli sırlar. Berzahta da var, cennette de var. Hani doğru. Belki de dünya... Bir soraya göre önceye göre sonraki sırdır ya. Mesela bana göre sır senin... Sana göre, sokaktaki göre de bitir. Abi, belki de hani aklıma şey geldi. Bu Allah'la beraber bu dünyayı bir tahlil edeceğiz. Ondan sonra berzahı, bütün insanları da ayrı ayrı tahlilini yapacağız. Bir dakika, bu dünyayı Allah nazarıyla bakıp tahlil edeceğiz. Allah'la sonra, beraber bakacağız. Allah nazarıyla bakacağız. Evet. Ha kabiri? Kabiri, berzahı ayrı ayrı, cennette de insanları ayrı ayrı, hepsini insanlara da ayıracağız. Ha, şöyle ben senin dediğini şey yapmayayım. Dünyayı Allah nazarıyla, Allah ile tahlil edeceğiz. Kabiri de, berzahı da Allah'a göre tanzim edeceğiz. Haşir de öyle. Cenneti de mi öyle? Cenneti de mi? Üf, ne yaptı ya? Allah ile o bakınca, Rüyetullah... Rüyetullah, nasılsın kulum? İyiyim elhamdülillah, sen iyi misin? Ben seni çok merak etmiştim Allah'ım. Tamam, oturalım. Öyle bir şey yok ki. Rüyetullah nedir bilmiyoruz ki. Cennet nedir bilmiyoruz ki, orayı bilelim.
şimdiye kadar haber verilen cennet, dünya ile o 7 tane cennetin, bir tane de 8 var, 8 cennet, o dünyaya benzeyen ve Adem Aleyhisselam'ın bulu çağında bulunduğu cennet ki dölledi de ondan sonra bu tarafa şey yaptı. Onu, çünkü yiyince bir şeyler oldu. Bir şeyler olunca onu orada pisleyemezsin. Pislenmesi gereken yemek yedin mutfakta, salonda. Nerede pisleyeceksin? Tuvalette. Yemek yediğin yerde pislenilir mi? Cennette onu yedi. Yiyince dedi ki bu şeyler çıktı bunun. O zaman git onu defaç et. Git tuvalete git dedi. Geldi dünyaya. Ama burası bu, orası da değilmiş. Bir baktı ki çünkü o yediği şey döllendi. Geldi buraya. Adem de burayı döllendi. Çünkü Adem geldiği cennete gitmedi. Geldiği yere olan cennete gitmedi şimdi. Ve o geldiği cenneti görecek. Vay be. Bunu da usta şöyle diyor. Adem'in diyor cennetin ihracı ne hikmete memledir? Bir cümle. Ne diyor biliyor musun? Tavziftir. Suç ödemek değildir. Tavziftir. Tavzif neyse vazife. Sen daha cep bir şey dedin. Şeyde bu cennette de sırrın mütekabili sırrı var ya. Hani cennette beraber olacak birbirlerine yaptıklarını diyor. O şeyde de geçiyor. 24. söz mektupta da geçiyor. Şeyler de sayılıyor. Bu yani bu üretilen şeyler orada o manzaralar olacak diyor ya. Yani yaratılış neticesi olarak anlatılıyor. O bana çok anlamsız geliyor da şimdi deyince biraz şey oldu. İnsan aslında cennette mahiyeti insaniye birdir ya. Kendi yaptıklarını başkalarının yaptıklarını görecek. Onları da seyredecek. Başkalarıyla beraber bütünlükte görecek. Yani kendi mesela tek olduğunu orada anlayacak. Mahiyeti insaniyeti. Şurada karınca bir şey yapıyor. Burada da kelebek bir şey yapıyor. Burada inek bir şey yapıyor. Düşün ki 100.000 hayvan var. Hepsi farklı iş yapıyor. Ama hiçbirisi bütünlüğü görmediği için bütünlük manzarası yok. Dünyada biz yaptığımız işi ancak biz kendi işimizle bilebildiğimiz kadar ona göre kıyas. Ama yaptığımız işi 18 bin aleme göre ve bütün insanlara göre yaptığımız iş ne işlevdi öyle göreceksin. O arar, surur bu. 18 bin aleme göre böyle oturmak, bu dersi yapmak, elimi kaldırdım orada ne oldu? Başka bir şey. Bir dakika, elimi burada kaldırdım, Arabistan'da, Hindistan'da, Ağrı'da, Rize'de bir kadında şöyle olmuştur. Ötekisinde de bir ağrı olmuştur. Böyle kaldırdım, şeydeki Çeçenistan'da bir tanesi böbrek ağrısı gitti. Dönüyoruz işte abi. Acayip bir şey yani. Yani şu hayvanlar, cennette bak buradaki karınca buradaki tırtını bilmiyor. Oradaki boğayı bilmiyor ne yaptığını. Cennette de bunları seyredeceğiz. Yani senin hareketin bütünlük içinde. Bütün insanlar yetmiyor. 18 bin alem. Bir de Esma-i Hüsna bütünlüğü içinde hareketini seyredeceğiz. Sururu mutekabili. Yani birbirine bakışla, geçişlerle bakmak. Yoksa o ne haber? Sen baksana eğer bize barda ne yapmışsın? Resimleri gösteriyorsun. Fotoğraf çektim bana. Bu böyle de değil anlattığım. Ben böyle anlıyorum. Böyle de değil. Anlattığım bütün o kitabın dışında kafa kaldırıp anlattığım doğru değildir. Yanlış da değildir. Doğruyu bilmek için söylemişim. Benim zanlarımdır. Şimdilik tespitlerimdir. Tefekkürümdür. İşine yarayan alırsın. Zaten sorumlu değilsin zaten. Çünkü isabet edersem iki sebep alacağım. Etmesem art niyetli olmadığımdan tek sebep. Evli değilsiniz diye öyle. Ha evli değil. Ha şimdi anladım. Çocuk aferin. Tabii. Erkek bekar diyor. Recep bekar. İki sülüs. Erkek bir sülüs çocuk. Benim kusurlarıma üçte birini verin. Biz de lemalar 75'e atarız abi. Ne 75? Ha. Çünkü öyle bir hal olur ki insanın iktidar ve ihtiyarını dinlemez. Günahlara girerler. Fakat mesul olmaz insan. O halde yaptığı için. Sen şimdi 3/3 erkeksin. Ben 3/2 erkeğim. Sen bana böyle bir 1/3 çocuk davranacaksın. Öyle geçiyor değil mi sen? Evet. Sen ne kadar hoşuna gidiyor? Sen de öylesin yani. Peki, burada keselim. Peki. Subhaneke la ilmen la illa ve allem tereyim mekentten alimul hakim.
Ve ahir davakum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selamat.